Ben söyleyeceğim geldiğinde. Şimdi Tamam, gelmiş şimdi olması geldi. lazım. Evet. Geldi. Merhabalar, ben Tahmin Köfteyiz yapılan. Köfte. Kendimi delay'li görmek de ilginç oluyor. Evet abi ya, çok weird bir şey. O yüzden ben ön izlemeyi direkt kapıyorum. Delay. Delay Delay loy 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 loy. Bu arada evet, ellerim gözü çek yayın boyunca. çok troll yayını değil ya. Yüz konusunda hala tutucu muyuz? Yo. Yeah. Hatta. İyi. Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte. Ay, şimdi. Neden bu yayın var? Güzel soru neden değil bu mi? Yayın var? Bir. İşlemci. SSD. RAM. Anakart. Ekran kartı. Bunlar birleşecek. Ha pardon, bir de... Bir de... Hard disk. Hard mı peki, yoksa SSD mi? SSD de var. Art yüklemeden seni salmayız bu arada. Yandınız oğlum. Ah, yükleyeceğim zaten. Ve bir de şu an burada yer alan Zeynep arkadaşımız sağ olsun. Oh! Bir adet kasa nasıl göstereceğim? Nasıl göstereceğim? Onu ben de bilmiyorum. Ve güç kaynağımız da burada. Bu arkadaş Abaddon'un yerini alacak. Emektar Abaddon'u. Emekliye ayıramıyorum çünkü bir arkadaşımız gidiyor bu. Perde tam kapanmadığı için içeri çok kötü ışık giriyor. Şimdi. Ha bu arada. Geleneği devam ettiriyorum. Bilgisayarı topladığım esnada stok fanla kurulu olacak. O gelenek devam ediyor. Ya ben de overclock yapmıyorsan eğer bu fan iyi. Neyse. Parçalarımıza gelelim. İlk parçamız MSI'ın bir adet X570 anakartı. Boş. Bu arada AMD işlemciler eskisi, eski AMD işlemcilerle kıyaslama. Şimdi. AMD'nin şey, işlemcinin modeli ne? Söyleyeyim, Ryzen 5 3600. Normalde Ryzen 7 alacaktım. Fiyatlar bir anda uçunca. Benim şansa 7 ya. Bende de 5 vardı. Çalıştığım kafede bir müşterimiz vardı. Adam dedi ki, yani ben kendime yeni işlemci aldım. Sen işlemcimi sana vereyim dedi. Adam çıkarttı bana 7, Ryzen 7 işlemci verdi. Şu an bir tık dolmuş. Ben işte 4. nesil çıktıktan bir süre sonra bir tane 4. nesil Ryzen 7'ye geçireceğim. Belki Ryzen 9'a bile geçirebilirim. Nice. Ama AMD'nin stok fanları iyi ya. Bu arada şunun fontunu biraz büyütebiliyor muyum? Tam büyütebiliyorum. Evet. Başlayalım. Ha bu arada şunun duyurusunu. Bir iki arkadaş daha sormuştu. Yayın açınca haberi ver diye. Ryzen 9'da Threadripper farklı. Threadripper daha op. Çok daha op.
Şimdi. Şimdi. Abi Virgin toplama videosundan kötü hiçbir şey olamaz. Lütfen. Oo, bir ara izlemeniz lazım ama. Dererette. İzledikçe böyle cringe basıyor abi Virgin videosuna. Anakartımız. Böyle güzel, seksili bir anakart. Bunun bir de şey, gaming varyasyonu vardı. Tabii ki de 200 lira daha pahalı. Özellikleri bütün her şey aynı. Ses kartları bile aynı. But RGB. Evet, RGB'ydi. O önemli bir detay. Şimdi o zaman bu anakartımıza gidiyoruz ve bir adet AMD işlemcimizi koyuyoruz. Üçgenin burada, bunun üçgeni de burada. Şlak diye oturdu. Ve buradan da şlak diye oturdu. Bunu yerleştirirken bir tane ok var. Onu göster istersen. Neresini nereye gösterecek, evet. Oradan anlaşılıyor. Evet, gösterelim. Gençler. Ya şurada hafif parlamsı bir ok var. Burada çok gözükmüyor ama tam köşesinde. Diğer köşelerde yok. O zaten anlarsınız. Onun bir de sokette karşılığı bir ok var. Soketi o yönden takıyorsunuz demek oluyor bu. Sonra şunlar şöyle dursun. SSD'yi mi takalım ilk? RAM'i mi takalım? SSD'yi. Hangisi şeyi bloke etmeyecekse soğutucuyu onu tak. SSD'yi bu etmeyecek. Gerçi senin soğutucu o kadar büyük değil. Ben de RAM'leri takmadan soğutucuyu takamıyorsun mesela. Uhuhuhuhu. Ve seksi SSD'ler. Buna gittim. Özelliklerini sayalım. Corsair'ın 3480 MB bölü saniye okuma, 2000 MB bölü saniye yazma, 480 GB. Samsung'un 500 GB'lık bir tanesi vardı. Hızları falan da daha iyiydi. Aradaki fiyat farkı 200 TL olunca dedim 200 TL'ye bu değer mi? Ve aradaki hız farkını fark edecek miyim? Düşündüm taşındım, dedim ki hayır, fark etmeyeceğim bile. SATA SSD ile bunun arasındaki farkı anlat bir de istersen. SATA SSD ile bunun arasındaki fark. SATA SSD'ler şu kablo üstünden bağlanıyor. SATA port. Ya SATA'nın standartlarını kullanıyor. Burada güzel hard disklerde falan bayağı hızlı bir standart, ancak SSD'ler bunun çok üstüne çıkabiliyor. Bu arada şu zımbırtıyı da biraz yukarı taşımam gerekiyormuş. SSD'ler bunun çok üstüne çıkabiliyor. O yüzden SATA SSD'ler maksimum performansta çalışamaz. 500 küsürlerde tıkanık kalıyorlar. NVMe SSD'ler ise direkt olarak PCI Express'i kullanıyor. Ve bunun yani anlamı... ekran kartınızın kullandığı yolu. Aynen. Bunun anlamı bir, işlemciye direkt bağlılar. İki, PCI Express veri yolu çok çok daha geniş. O yüzden böyle hayvansı hızları görebiliyoruz ve emektar. Yok, PC'nin adı belli. Otobanla şehir içi yol gibi bir şey oluyor. Hangisine daha hızlı gidersin? Otoban. PCI Express'e bağladığın zaman SSD'in uçuyor. Sağolunuz efendim, sağolunuz. Yok, isim belli. İsim söylediğiniz isimlerin hiçbiri değil. Evet. SSD'miz de takıldı. Ha, bu arada anakartında genel bir içeriğine bakalım. Daha doğrusu girişlerine bakalım şurada. Böyle.
PC Express 1, 2, 3, 4 tane. PC Express 3, 1. 2 tane PC... 2 tane PC Express 3.2, bir tanesi Type-C. Şurada da PC Express 2.0'lar var. Ve şey, PS2 girişimiz. Onun yanı sıra 2 tane PC Express dedim ya, USB. Beyin gitti. PC Express girişlerimizde standart 2 tane 16X. Şunlar da böyle. 4. Ah. Bu arada eksik parçam hala var. Ekran kartım gelmedi. Ay, ekran kartı dedim, şu parla. Ekranım gelmedi. Şimdi. Fanı önden takalım. Oo, Can Bey. Nasılsınız efendim? Ne zamandır görmüyorduk size. Göbek ne? Masa başı iş göbeği. Can Bey, nasılsınız efendim? Bunun kendi termal macunu var, ancak bunu kullanmayalım biz. Çünkü elimizde... Nereye koydum ben onu? Bunu yayından öncesinde masama koymalıydım. Neyse, fal çatayı da unutmayalım. Bu arada Discord'tan ses gelmiyor mu? Geliyor. Ha, tamam. Diğerleri mikrofonlarını kapadı. Ha. Ha, bir dakika. Yayına ses gidiyor mu? Yok, gitmiyor. O şekilde yazmışlar. Onlara ses ulaşmıyormuş. Sizin sesiniz mi? Evet, evet. Hayır, ben az önce açtım, duydum Dilara'nın sesini. Yok, Dilara'nın sesi geliyor baya. Enler Paşa, evet, yazmış. Çünkü konuşmuyorduk az önce. Ona evet. Başka ben yazdım galiba. Bizim yokluyduk çünkü. Ha, bilmiyorum. Kırpat konuştu bir iki defa ya. Sesim geliyor mu benim chat'tekiler? Geliyor, geliyor. Yayın çok yayın kısık diyorlar. Aç. Tık diye orada duyuyorsun zaten. Arttırırız. Biz geldik. Hoş geldiniz efendim. Hoş. Selam. Aa, Dilara da burada. Ha. Evet. Ve bir adet kart buldum. Sesiniz geliyor, yayına geliyor. Gidiyor daha doğrusu. Termal macun sökme işlemine başlayabiliriz. Termal macunu sökme derken başka bir tane macun kullanacaksın? Evet. Şunu süreceğim. Buradan da anlıyoruz ki soğutucuda hazır termal macun geliyor. Evet. Yep. Aa, o kaliteli bir şey, sıvı termal macun ya. Efendim? O kaliteli bir termal macun zaten. Benimki mi? Çok kişi. Çok kişi onu öneriyor zaten. Metal ya. Termal macunlar hakkında ne düşünüyorsun? Gereksiz. Overkill. Ve tehlikeli. Evet. İletken çünkü. Eskiden termal macunları griydi. Şimdi piyasadaki tüm termal macunlar siyah. Bendekiler hala gri. Yani bendekiler de gri. Nostalji istiyorsan göndereyim. Benim ben beyaz. Gri de beyaz, değil. Beyaz ve gri bulamıyorum. Mesela her yerde... Hayır, renginin ne önemi var anasını satayım. Bilmiyorum. Hayır yani, İşini gerçekten yapsın yeter. Aynen, mesela hayır, benimki o kadar da büyük değil. Şey gibi, şırınga gibi düşün. Şırınga şeklinde tüp var. Öyle paket olarak aldık. Dörtlü birlikte geliyordu. Bir tanesinin yarısından bile az kullandık zaten benim bu yeni bilgisayarı toparlarken. Bu arada chat'i çok rahat takip edemiyorum da. Biri benim için chat'i takip edebilir mi arada? Ben bakarım o zaman. Adamsın. Eğer bilmeyen yoksa. Arkadaş Sümen LOL oynuyor da. LOL oynamıyor bence, onun kafası güzel. Bu macunu sürmenin dozu nedir? Ben böyle pasta yapar gibi sürerim onu bir de. O anlamda. Çok sürme. Arkada Gragas oynuyor. Böyle her fıçıyı kafaya diktiğinde o da bir şeyler içiyor böyle. Kafa oyunun sonuna doğru 1500. Köfte evde pantolon mu giyinir ya?
Yani canlı yayın için pantolon giyindim. Sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar doğru bir soru ki. Yani ben de aynısını düşünüyordum. Sonra dedim ki yayın için ya, o yüzden falan da. Ben yayın yaparken pijamamla falan yayın yapıyorum. O kadar unutmuyorum yani. Gömlek yaptığım zamanlar. Normalde ben de pijamamla yapıyorum. Köfte. Şu aşamada ne kadar termal macun bırakman gerektiğini göstermen gerekiyor. Çünkü bazıları fazla koyuyor diyebiliyorum. Evet, bu arada koyuyorum. Ucu biraz kurumuş, o yüzden biraz sıkıntılı gitti. Yani öyle eksesif miktarda termal macun sürmenize gerek yok. Fındık büyüklüğü bile fazla. Leblebi bile fazla olabilir aslında. Haksız bezelye. Mıyım? Bezelye. Aynen, bezelye. Şu kadarcık bir şey sürdüm. İki parça halinde. Termal değil, hiç macunuydu. Yani okey. Bu gerçi şey, bu işlemcilerin üst kısımları büyük. Biraz daha fazla koyabiliyorsun. Amedeni büyük ya. Peki yayacak mısın? Yaymadan mı? Yaymadan. Yayabilirim de. Ama canlı yayında üşendim. Yaymana gerek yok aslında ya. O iyi zaten. İyi ya, her yayman daha iyi. Çünkü her tarafa eşit derecede gitmesini sağlıyor. Öbür türlü araya hava giriyor. Hava girdiği zaman da kuruyabiliyor termal macun. Yani benimki mesela daha akışkan bir kıvamda yayvan olduğu için fanı zaten üstüne taktığında onun kenarları hani ya yayılıyor zaten de. O benim geleneğim ya. Olay o değil. Evet. Sen üstüne koyduğun zaman yine yayılıyor ama arada boşluk kalırsa içeri hava girebiliyor. Hava girmesi kötü bir şey çünkü alttan kurutuyor onu. Termal macun kuruyor. Bir daha değiştirmen onun gerekiyor. Bir farkı çözümü işte çapraz şekli ilk sekinde sürüyorlar. Fanla metal tabakayla işlemci arasına yapışınca eşit şekilde dağılıyor. Bir olabilir bak. Çözüm de bu. Ki küçük hava baloncukları kalması durumunda bu hava baloncukları küçük ısı odaları gibi tersine bir işlem de uygulayabilir. Bir tık daha büyüğünü açalım. Ana katta aynı fan var. X570'lerde anakartta fan var. O fan yakıştı mı anakarta demek? Neden böyle? Aa, benim geleneğimdir. Ben bilgisayar her bir topladığımda stok fanla toplanır. Sonra değişiyor. Daha sonra değiştirir. Aynen. Ama AMD'nin o stok fanları gayet işe yarıyor ya. Taş gibi abi onlar. Intel'inki ama bir halta yaramazken onunki çok tatlı yarıyor. Ya abi, bir yere kadar yarıyor. Bir yere kadar. Ben yani yayın için falan veya render için o fanlar olmaz. Çok gözüküyorlar. Biliyorum çünkü Intel'in kendi fanıyla ben kurgu yapıyordum. 97 ısı dereceye ulaşıyordu. Yani şu hayatta en çok zorlandığım şey anakartıma bu Ryzen'in şeyini takmak olmuştu, fanını takmak olmuştu. O vidalar var ya, sürekli sağa sola kayıyor, anakartın üstünde deliği bulamıyorum, ittiriyorum içine girmiyor, kenardan çıkıyor falan. Yani 10 dakikamı falan harcamıştı benim onu takmak. Köfte, anakart yayında sağ tarafta falan kalıyor, biraz sola doğru çeksen onu. Olur. Ya asıl sıvı solucuk takmak işkence. Valla kafayı yiyorum ben. Damlayı da birlikte takıyorduk böyle, kafayı yiyorduk. Bir de parça eksik çıkmıştı. O apaylı kafayı yedirmişti bize. Diyoruz niye takamıyoruz? İşte bu ses. Kırç kırç kırç, lokma anakları gibi. Gırç 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 gırç. Senin SSD'yi taktığın slotun adı M.2 mu, başka bir şey miydi? NVMe. Ekran kartı öyle yeniden oynuyor ki. Tamam, korkuyorum içimden kırılacak falan diye. Yok, kart şey, alttaki kart ton şey esniyor. Aynen. Köfte, YouTube'a ne zaman geri dönersin diye soruyorlar. Şu toplayayım. Hemen dönüyor. Videosunu yükleyeceğim bunu çünkü. Evet, CPU fan. Bu arada gene uyarımı yapayım. Gençler, bu eğitim videosu değil. Evde denemeyin. Bir yani profesyonele danışın.
Şöyle, şu an izlediğim zaman seni alıyorum şu yaptığını yapmayın zaten. Özellikle. Kasa toplama, kasa böyle toplanır videosu değil bu. Bu tamamen toplarken bir yandan muhabbet edeyim videosu. Ve parçalar da şık kullansın insanlar. Parçaları soruyor bir. Parçaları sayalım. İşlemci Ryzen 5 3600. Normalde Ryzen 7 alacaktım. Para yetmedi. Çok pahalı. Anakart şey X570 MSI'ın. Yazıyor da görüyoruz yayında. Aynen. İşlemci, işlemciyi söyledik pardon. RAM SSD. Kingston'ın ikili tane 16'şar 16'şarlık yani 32'lik seti. Senin channel'ların ne? Emin olayım bir. O channel muhabbetinden de biraz bahseder misiniz efendim? Ben channel'larına bakarken bunun onu sen anlat. Şimdi orada 4 tane slot var. RAM'leri takmak istediğinizde içinizden böyle en soldan başlayarak yan yana takmak istiyorsunuz. Ama öyle yapmayın. Yapmayın. M2'ye olmaz. Var. Olmuyor. M2'yi taktı. Öbür türlü ne oluyordu köfte? Çünkü ben tam hatırlayamadım. Tam performans alamıyorsunuz. Hani bir tane taktın bir boşluk bıraktın bir tane taktın şeklinde yapman gerekiyor genelde. Köfte şu an şey... Channel'lar yazmıyor. Tüm slotları doldurmak istiyorsan mesela tüm slotları dolduracak derecede alsan. Sonuçta doldur. O zaman bir boşluk bırakamıyorsun yine aynı şekilde eksik performans. Yo. Eğer hepsi aynıysa RAM'lerin sorun olmaz ama farklı RAM'ler kullanıyorsan olabilir. Köfte hala şey oluyor mu? En düşük megahertz'e sahip olan RAM'in hızına göre hepsi çalışıyor. Evet. Durumu var mı? Neyse. Atıyorum. İki birim hızla çalışan bir RAM var. Diğeri de bir birim hızla çalışıyor. Standarda göre yapacağız. İkisini de takarsan ikisi de bir birim hızla çalışmaya başlıyor. İşte sıkıntı bir A1 tane... yazmıyor bunda. Ha dur şurada yazıyormuş. A1. Ha tamam. İlk şunlara takın diye gösteriyormuş zaten. 16-16 mı yoksa 8-8 mi? 16-16. Abi zaten eski bilgisayarım 16'ydı totalde. Arada boşluk bıraktırıyor mu? Dur daha ilk RAM'i yeni taktım. Gönül isterdi ki eski bilgisayardakilerini de bu anakarta takalım ama... Zaten RAM'i bekledim bilgisayarı toplayabilmek için. Ve kendi kendine zaten şu yandaki zımbırtılar klik olacak. Evet. Kingston'ın 32'lik bir set. 3000 MHz. Böyle güzel bir arkadaşımız. Birer boşluk bırakarak atmak. Lever atasözümüzü hatırlıyor musun diyor Yusuf Aksu. Ne? Lever atasözümüzü hatırlıyor musun diyor Yusuf Aksu. Ya da lever. Lever. Ha şey, asla ne kadar lever'a ihtiyacın olacağını bilemezsin. O nedir? Minecraft'la ilgili bir şey mi? Aynen. Minecraft'ta tamam. Kollar. Ve anakarttan çıkan önemli bir şey. Evde bunu okuyacak cihaz yok. DVD-ROM var. Getireyim. Bende asla optik yok. Benim yani kasalarımız doğal olarak şu an aynı olduğu için senle köfte. Evet. Değil mi? Yani o yüzden ben onun için hani benim şeyde aynı şekilde laptopumda da yok. O yüzden ayrı bir optik driver almayı düşünüyorum. Evde bir tane DVD okuyucu var. Abi read only USB stick koysalar ya bunlara. Alo. Abi read only de koymalarına gerek yok. Bende de vardı da evde nereye sağladım? Abi driver CD'si kullanan kalmadı ya. Ya birileri o kasın şey içini açıp da modifiye edebilir diye dedim köfte. Ha iyi hoş şöyle de bir durum var. Benim buna ihtiyacım yok zaten. İnternetten indirip kuracaksın galiba. Evet. Şimdi İşin
bana en pahalıya patlayan kısmına geçiyoruz. Ekran kartı. Evet. Bararap bararap. Köfte bence ne yap biliyor musun? Çıkardığın o plastikleri falan hepsini MSI kutusunun içine bile koyabilirsin şu an. Çünkü görsel olarak etrafta her şeyin bulunması beni darladı şu an. Satıyor falan hepsini. Zeynep'in keyfi için, estetik görüşü benim... için lütfen şunları çekin oradan. Obsesifliğim yine kafayı yedirtti bana burada. Yani Zeynep beni görse çıldırır o zaman. Hiç bahsetme ya o zaman. N-word? Kim N-word dedi? Arkadaki. Kocam. Kocam. Bakalım şunun içinde nelerimiz var. Şöyle bir kendimizi de yerleyelim. İçinden bir de oyun çıkıyormuş. İçinden bir de oyun çıkıyormuş. Sticker'ımız var. Ama köfte Linux kurduğu için oynayamıyormuş böyle. Proton'um var. Oh. Desteklemiyordur abi. Bronze'dur. Bozuktur. Satarım. Gel vatandaş gel. Satayım sana. Şunları asla geri birleştiremiyorum. Şu bundan kazı da çıktı. Bu zaten MSI gene. Kırmızı. Ha şimdi ekran kartımız ne? MSI'ın RX 5000 5700 XT'si. Ona da sıvı soğut işi takacak mı? Tabii ki de. Ha 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 ha. Yani yayın köfte sonrası bir kurşun döktür ne bileyim. Ekran kartını tamir ederken gördüm. Şey kasanın üstü kasayı ortaya al üstüne aç çarşafı kasaya kurşun döktür. Aynen aynen ben felaket yani nazar saldırısı yapıyorum şu an özür dilerim. Şimdi önce şu şekilde bir çalışıyor mu diye deneyeceğiz. Tabii şu parçayı çıkartmak lazım önce. Ekran kartının termal macununu değiştirmeyeceksin herhalde. Yani. Ya o kalsın ya. Onu iyi... Ben değiştiriyorum ama. Ya sıfırın mesela... ekran kartını değiştirmem. Şahsen. Elindeki kalitesi... termal macunun kalitesine göre değişir. Ekran kartlarında o kadar kaliteli şeyler kullanmayabiliyorlar. Köfte diyorlar ki şimdi bu AMD GPU'larının driverları Linux kernelinden mi geliyor yoksa depolardan kendi indirmem mi gerekiyor diyor. Sen ekstra bir şey indirmiyorsun. Aynen. Ben ekstra herhangi bir şey indirmeyeceğim. Şimdi bunun kendi üstünde power butonu yok. Tamamdır. Pin kontak yapacağız. Ah, güç kaynağı gel bakalım. Power supply. 650 watt almış. Hoppala gel bakalım emanet. Almadı o benim kasanın içinden Pınar'a gidip Pınar'a onu yanlışlıkla fan diye aklımda kaldı için yollamıştı. Benim evde duran ve köfte supply. Onu arakladı falan. Ha. Yani boş duruyor kimse kullanmıyor. Neden birinin içine yarayacak şeyler evde dursun of, diyerekten abi. Kasa ve power supply'ı köfteye verdim. Ekranımı da Pınar'a vermiştim. Kablonun kalınlıklarına baksana. Abi bütün şey anakartı o güç verecek o yüzden CPU kalın olması power normal yani. Şu CPU power 2'ye takmama gerek var mı? Yanlış hatırlamıyorsam fanı çalıştırıyordu. Deneriz. Ya da şey, Ryzen 9 falan için olabilir ya. Belki. Yarı modüler var. Kabul olmaz mı? Yeteri kadar modüler değil. Bunlar da herhalde şeyleri, ekran kartı. TC Express evet.
Yalnız ekran kartının fanları çok tatlıymış ya. Ha. Bizimkiler böyle 5-6 yapraklı, onun üzerinde 12-13 yaprak var en az. Köfte bu mikserde tabii ki de League of Legends. Hoppala! Tabii ki. Ne? En başından beri amacı buydu. Bu bilgisayarı hemen almak abi için. Amacı 4K'da League of Legends oynamak. Değil mi, değil mi? Bu bilgisayar alana kadar, köprüyü geçene kadardı Linux. Şimdi Windows kuracak ve League of Legends oynayacak. 4K 144 FPS. Siz bilmiyorsunuz, o bayağı challenger yani. Hatta Metin 2 serveri falan açacak. Ham aç üzerinden. Şöyle dursun. Biraz köste tehlikeli YouTube'a, bir iş yapacağız ama olsun. YouTube'a tekrardan Minecraft çekmeye başlayacak mısın diye soruyorlar. Bilmem, belki. Ya bu bilgisayarı topladın artık, Minecraft'ı da oynayabilirsin diye düşünüyoruz. Yani. Ama RTX açıp... RTX için RTX yok. Nvidia ekran kartı lazım. Biliyorum. AMD. AMD. AMD de RTX'e karşılık bir şey çıkartacaktı. Yok, o RTX için spesifik olarak teknoloji Nvidia'nın bir teknolojisi. Ve Nvidia bayağı katı lisanslı diyor her daim. Hayır. Benzeri. Bir şey çıkacak. Sanki öyle bir haber okumuştum. Kendi alternatiflerini çıkartırlar. Ama çıkartırlar mı bilmiyorum. Bir de ne kadar işe yarar. Çünkü teknolojinin olgunlaşmasını beklerler. Ya Nvidia RTX'i ilk çıkardığında fiyatları çok uçuk koyduğu için bir anda böyle satışları mı ne düşmüştü? Ne kadar ya, ilk çıktığında 350 dolardı, 2060. Pardon, Nvidia'nın hisse değerleri düşmüştü, pardon. RTX çıkardığında. Ubisoft'un Assassin's Creed ne? Fransa'da geçeni çıkardığı gibi %10 hisse kaybetmişti. Dur. Köfte, bir şey söyleyeceğim. Dinliyorum. Bana şimdi tüm bilgisayar parçalarını ne olduğunu hani tekrar söyle, ben buraya yazıyorum çünkü arada chatte soruyorlar. Onları kişiyi mentionlayıp atacağım. Tamamdır. Anakartı yazdım. İşlemci Ryzen. Ryzen 5 3600. Ekran kartı MSI'ın RX 5700 XT'si. RAM'ler Kingston'dan 16-16-32'lik. Dur yavaş. 3000 MHz'lik. RAM'i yazdım. Neyi yazıyorum? SSD. SSD 480 GB Corsair'ın NVMe 3480 MB bölü saniye yazma. Yazmıyorum, okey. 2000 okuma. Yazma oku. yazma değil. Yazmıyorum diyorum. Her erkeğin evinde olan kablo dolu kutu dolap. Ve so fucking true. Yumurta kutusu mu? He? Yumurta kutusu mu? Yok. Üç kaynağının kendi kutusu. Yani şu an başka bir şey yazayım mı? Anakart, işlemci, ekran kartı, RAM, SSD. Kasayı yaz istersen. Senden gelen. Bir de 2 terabyte hard disk. Hard diskin ne? Western Digital'in ortalama bir hard disk işte ya. Ortalama bir hard disk yazar. 2 terabyte dedi. Harika, benim imam başladı. Oh nice. İmana geliyor. Aradığım yayın. Yani bir ezan okumak gerekiyordu kulağına. Yalnız tam şey... İsmini söyleyeceğiz Crowley falan diye. Esnada. İsmi şey... İlk boot testini yapacağım esnada şimdi. Anakartın kulağına fısıldayacak ismini şimdi 3 defa böyle. Fısıldadıktan sonra fanlar dönmeye başlayacak. Tüyler diken diken falan. Nostra'ya başvuru gönderirken ezan okumaya başladı. Şimdi ya. Sevgili MSI, sen bunun pin layout'u neden yazmadın? Çok güzel anakart üretmiş olabilirsiniz ancak biraz daha iyi dokümant edin. Ha, burada yazıyormuş. Power switch, tamam.
Ve size sektörün bir standartını gösteriyorum. O zaman dur. İmanla doluyuz. Ateist olsun kartları. Yorumlara bakın. Power switch. O zaman kafasına göre çalış. Sıkıntı. Yani kernel'da din modülü yoksa sorun yok. İşte. Evet, ilk açılış biraz biraz zaman alır. Daha parçalar birbiriyle tanışacak. Aynen. Oturup çay içecekler. Tamam, herhangi bir uyarı mesajı vermedi henüz. Paravan açıldı şu an. Anakartta. Fan çalışıyor, görüyoruz da monitörde bir şey var mı? O biraz geç gelir. Oryantasyon mu yapıyor bilgisayar? Allah, yoksa bu fanları kim döndürüyor? Evet! Electricity. Ekrana görüntü geldi de size yansıtamıyorum onu. Yo, görünüyor. Yani ekranın şu an az önce siyah olup şu an açılmış olduğunu ben görüyorum en azından. Sizi bilmiyorum. Yayında anlaşılıyor bence. Parlıyor yani. Nazik kalan köfte. Bu da ilk seferi. Oo, bir adet subscriber'ımız var. Oraya bir Esra Erol karavan müziği koymak gerekiyor da. Ekültüran setup. Köftenin yansıması peki. Abi, senden arch yüklemeni bekliyorlar daha ya. Yükleyeceğim. Yükleyecek mi? Yayında. Evet. GG. Evet, CPU'muz. Güzel. Tanıdı. RAM. Şu an 2400 MHz'de çalışıyor. Onu değiştirebiliriz. Tamam, 32 GB'ın 32'sinde gördü. Storage. Tamam, NVMe SSD'miz burada gözüküyor. Size gösteremiyorum da gözüküyor. Fan. Evet. Şimdi... Çok soğutucu. Advance'e girdim. O benim standardım. Bir kasayı ilk defa mu topladığımda o en az bir iki ay stok soğutucuyla kalır. Sonra değiştiririm eğer yetmiyorsa. Ne alacaksın peki? Kafanda ne var? Onu da söyle bari. En ufak bir fikrim bile yok. O zaman bakacağım. Tüm donanımları görüyor mu? Evet, görüyor. Şimdi dur. Secure boot'u kapatacağım da. Legacy modu kapat. UEFI. Yatağın üzerindeki materyaller. Parfümler. Aa, security. Just computing. Köfte vodka'cı CS'e oynayan. Tamam, devre dışıymış zaten. Advanced. Bunları zaten daha sonra konfigüre ederim. Ha, overclock için alan varmış. Güzel. Sistem time'ı doğru sayılır. O zaman... Kurulma şimdi başlamayacağım. O zaman... Bence kasanın içine yerleştireceğim. Aynen öyle. Ama şimdilik dur. Benim USB'lerimi bir almam lazım. Çok önemli bir şey denemem lazım. Bu makinede. Her şeyden daha çok önemli. Which is? Stickerlar. Hayır. Çantana mı? Çantan nerede? İki tane USB takacağım bunun içine. Çantaya sığayım. Bakayım her yere taşır mıyım? Portable mı? Esprisini yapayım dedim ama. Evet işte. Durdum. Flashlayacak mısın anakartı? Hayır. Köfte, bu PC'de Dark Souls 3 oynayıp Rage olman yok mu peki? What? Windows 10 kullanacağın gibi XT. Arch mı başlatacaksın? Ne yapacaksın abi? Ne var USB'de? Göreceksin. Boot olursa. GTA 5. Abi Windows'da nasıl görüyor musun? Kör'ün tanımama ihtimali var akşam şeyde.
Windows açıyor. Hentai anime. Ha, tamam. Bakalım. Kasa hariç ne kadar aldın diye soruyorlar. Çok. Kasa hariç. Hani çok. Kasa, ben de... Arkadaşlar. Şu dolar çok. 7 TL. Haberiniz olsun. Dolar. Hala 7 dolar mi ya? 6.9'a düşmüştü. Abi bakalım. O zaman açılacak sayfa merkez kadar... bankasının sayfası. Ben şu an başka bir şey dinlemiyorum. Dolar ne kadar? 6.90. Aynen çalışıyor. Oh hoş geldin. Kırpat neyi açıyormuşum ilk? Hayır. Hentai oyunu falan mı köfte? Yok. Haiku'yu çok sevdiğim ufak bir işletim sistemi. Hentai gördüğün o. Aga be. Yok mu güzel ama bir sıkıntı... hentai oyunu önerin? Evet! Mokoko. O şu an herhangi... Yani. Dur. Şiirden başka bir şey gelmedi aklıma. İsmi zaten oradan geliyor. Abi benim de Haiku görünce aklıma sadece böyle hentai var bir şey geldi. Bilgisayarlarla alakalı ya da herhangi bir bu tarz şeyler asla bilmediğim için bana Japonca gibi geliyor. O yüzden çünkü aynı Japonca. Şey. Japon şiir aynı sanatı. Işte. Benim böyle bir şiir kitabım vardı. Ben de oradan biliyorum. Hani onun dışında... Japonların bir şiir sanatı. Evet bu Haiku. İşletim sistemin adının Haiku olmasının sebebi ise... şey. Bir saniye. Power'ı çekebiliriz artık. Güzel. Her şey sorunsuz çalışıyor. Görmek istediğiniz manzara buydu. Yayın bitti. Teşekkürler falan. Dağılabilirsiniz sorun çıkarmadan. Çıkışlara yönelelim. Şimdi sektör alın gidin lan. diye. Yok. Daha var. Daha işin eğlenceli kısmına gelmedik. Montaj. Yok, arch kurulumu. Evet, arch kurulumu. Ha bu arada, bir süre tek monitörleyim. Arch kurulumunda böyle şey... Tek monitörde ne bileyim ya. Ha? Tek monitörde ne bileyim. Me. Çünkü ama. Samsung Türkiye monitörümü kargoya vermedi. Bir de ilk monitörü sipariş etmemiş miydi? Evet. Yanlış mı hatırlıyorum? Monitör ilk sipariş edilen parça. Buradan Samsung'a sesleniyorum. Allah monitörümü, monitörümü gönderin. Yalnız Allah biri şey galiba Allah belanı versin diyecekti de benim Allah belanı versin demem tutmuyor. Antropo falan takılmış olabilir. Bazen üretici evrakları geçiyor oluyor. Belki öyle bir süreç olabilir ama. Ben sıkıntı üreticiden Samsung'dan gün kendisi satıyor direkt. Yani bir 4-6 haftaysa monitörlerde 6-8 haftaya çıkıyor TSE sürecindeki denetimden dolayı. Monitör ve böyle add-onlar birazcık şey sıkıntılı. Teslimat. Yandım yani. Evet yani. Klavyem için biraz neden beni bir hafta beklettiler o zaman? Ay. Evet. Şu klavyeyi de çok seviyorum ya. Hah, bu arada benim imam sustu. Ben camı geri açabilirim. Oxygen not included değil mi? Çok iyi abi. Oh. Bak tamam. Arkada bruh dedi. O kadar timing on point ki. Anlıyor galiba. Ne? Sven bir anda tam oxygen not included dedi Kırpak. Ben ha lol bile bra dedi orada. Sven arkadan oyunda da dedim çok on point. Of bir mekanik klavye şıkırdatmamız yok mu ya? Çık 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 çık. Yaparız ama. Senin için gelsin. Ya benim için ay. Yılan hikayesi jenerik çalar mısın lütfen? Aa. Şimdi ekran sen geçici olarak şöyle gel. Emek sandım unutuyorum. Abi ekrana peki Eka sen geçici olarak şuraya gel diye anlamış olma. Bir tek peki. Ben duydum sen bunu. Ne? Kamera ekrana cidden geçici olarak sen şuraya gel dedim. Evet ama ben onu işte Eka olarak anladım. Ha Eka. Eka da Hex'in geçici olarak. Monitör, pardon geçti şey, kasa nerede efendim? Olarak gelsin. Ona geçiyoruz. Olarak bulunabilir. Eski kasayı niye kullanmıyor?
Onu satacak mıyım? Çünkü eski kasa kargolanacak. Satıyorum. Satış. Hiç böyle vefa kalmamış yani eski kasaya. Bir arkadaşıma gidiyor yani. Vefa bir semt adıymış abi. Şöyle gel. Ben de alırsam bir daha ATX kasa alacağım ya. ATX değil mi o? Evet, ATX. Ya bunu alacağım ya da böyle geniş kasalar var ya, anakartı yatağa yerleştiriyorsun. Ha. Onlardan aldım. Onlara da bir baktım da biraz pahalılardı. Şimdi... Çünkü ben bu dikey duran kasaların o kadar da mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Hatta zarar verdiğini düşünüyorum uzun vadede anakarta. Öyleler. Ekran kartını geçici olarak çıkartıyoruz. Şimdi o ekran kartını görüyorsunuz değil mi? Hayvan gibi bir şey. Hatta üzerinde soğutucularıyla bayağı ağır oluyor. Sen dikey bir şekilde sadece PCI Express yuvasından takıyorsun. Isınıyor bir de bu. O PCI Express yuvası yamulmaya başlıyor bir noktadan sonra. Makes sense. Atölyem olsun. Sana kendim yatay kasa yaparım. Aa, güzel soru. Vidaları mı? Bak yayında söyledi. Söz ağızdan bir kez çıkar. Atölyem olduktan sonra. Metal kesim yapacaksam kendi alanım olması lazım komple. Kırpat, ben önemli bir detayı unuttum. Chat şahitsiniz. Vidalarım yok. Oh. Okay. Kasadan mı çıkıyordu vidalar yoksa ana kasadan? Kasadan çıkıyordu. Lazım. Oh shit, bir dakika, onlar nasıl orada olmaz ya? Abi yani çünkü ben bir dakika kasadan vidalarımı buraya getirmedim. Normal anakartımı falan vidalarını getirdim diye hatırlıyorum. Şey, anakartın üstüne bağlanan vidalar normalde kasadan çıkan şeyler. Oh shit, bir dakika, evet. Rip. Ben çünkü kendi anakartımı falan buraya getirdim ya, o yüzden ekstra almadım. Bayağı hallederiz, hallederiz, hallederiz. Çünkü gerek elimde... Var, değil mi? Dur. Şöyle bir koleksiyon var. Dur. Ya da dur. Size vida koleksiyonumu göstereceğim. Gerçekten bize vida koleksiyonu olmadı. Ha, sugoy sugoy. Oradan kesin çıkar bir şey. Aynen. İnşallah çıkar. Kendimi sonra çok kötü hissederim ki. Üzülürüm. En kötü daha sonra bir ara nalbur. Bulacağına dair inancım tam şu an. Piritle tutturma fikrim. Çok iyi. Patafix abi. Pirit değil, direkt Patafix'e evet. Yapıştıracaksın. Patafix var abi. Çok kullanışlı. Her yerde kullanıyorum. Patafix'im de bitti. Ay ben severdim ya. Kesinlikle. Şey, eğer figürleriniz falan varsa onlara şekil veriyorsun. Daha sonra Patafix'le ayağına falan yapıştırıyorsun. İnce. Patafix'e ayağına mı yapıştırıyorsun? What? Ya oyun şey, figürler var ya. Bacakları kolları oynuyor. Bir tık kalın. Poz veriyorsun ama dengesini kaybediyor. Dik duramıyor figür. O yüzden ayağına Patafix yapıştırıyorsun. Patafix koyuyorsun. Patafix en güzel icatlarından bir tanesi. Of, bir şey söyleyeceğim. Nasıl bir big brain bu peki? Duvar yani için çok iyi bence bir de ya. Ben hani... Duvara poster yapıştırmak için. Aynen. Yani en azından yani duvarın boyasına da zarar verir. Her zaman. Nasıl yani? Veriyor ya, iz kalıyor. Yok, bende hiç öyle bir problem olmadı. Tabii bu mavi tamam. Değil de beyaz olanları kullanmak lazım. Maviler birazcık sıkıntılı. Maviler renk veriyor. Açık renk. What? Mavisi mi var yani? O kadar bilmiyorum. Ben bir tek beyazını biliyorum. Ha, bir de sarısı vardı. Onu tamam. Biliyorum. Bu oldu. Hallettin mi? Birkaç tane şey olanları tutturmaya kenara ayırıyorum şimdi. Hayatımda en büyük hatalarımdan bir tanesi dalgını cebime atmaktı Patafix. Neyi? Önce bir asla normale dönmedi Patafix'ten sonra.
cebine niye patafix atarsın peki? Ya doluydu tamam böyle hani ilkokulda filanım. Ups. Acele acele poster filan yapıştırıyoruz. Elime şey yaptım, cebime doğru salladım elimdeki her şeyi. Patafix de varmış arada meğerse. Kapıyı şöyle de biraz açayım. Aslında buz tutunca çıkıyor o. Yani ilk şey. Bir tık kalın bu. Ya o tampon artık tek kolumdan geçmeyeceği için. Köftenin sesinin kesilmesinin sebebi de sürekli üstüne biz konuştuğumuz. Evet. Üstüne bir de şey, benim bir yandan bir şeyler deniyor olmam. Köfteyiz köfte ağlıyor içinden şu an. Solu köfte. Aynen. İçeride de galiba Cavancı. Annem pomponu bantlıyor. Ne? Yo pomponu bantlamıyormuş. Pompon buraya geldi. Pompon sen girme içeri. Lütfen yalvarırım. Zeynep screenshot attım baksana. Pişt. Bu da bizim Tazmanya canavarımız. Güzellik. Ya. Kasanın içine koyup onu öyle saklaman yok mu? Pompon. Abi kasa toplarken ben pomponu odada tutmazdım. Tehlikeli. Valla camı aç, kapıyı açtım direkt girdi içeri. Çok tehlikeli oğlum o hayvan. Evet. Soğutucu olarak kediyi tak PC'ye. There are several things wrong with this idea. Ve bunların yarısı o kedinin spesifik olarak pompon olmasından kaynaklı. Pompon bence tanıyanlar... soğutucu değil power supply olarak koyarsın anca şeye. Ha, evet. Evet o konuda iş yapabilir. Fazla enerjisi var. Kısır bir kedi olmasına rağmen. Tamamdır. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Umarım yanılmıyorumdur. Ah, vida kutusu. Ana kartı takabilecek kadar vida var mı? Evet, var. Götümüzü kurtardık. Ha dur. Önce neyi takmayı unuttum? Ben onu nereye koydum? CSS is awesome. Sen bana onu nereye koydum? Anakartın kutusunun içinde mi hala? Nine. Shield'ı nereye koydun? Güzel soru değil mi? Elinde dolandırıyordun orada. Nerede benim IO Shield'ım? Chat'tekiler yazıyordu. Biraz tilt oldum gerçi bu konudan konuşmalarına. Ama abi sen kilo mu aldın? Evet. Bir arkadaşımın zamanında söylediği bir şeyi ben de söylüyorum. Para var yiyorum. Abi ben de tam tersi oldu ya. Oğlum işe başladım, kilo vermeye başladım. Ben bu IO Shield'ı nereye koydum? Ciddi ciddi. Chat'ten diyorlar ki çatal safe. Çatal? Atletini iyi kullanmışsın onu diyorlar. Ne? Atletini düzgün kullanmışsın. Çatal safe bir alan olmuş orada. Ben IO Shield'ı nereye koydum? Sağ tarafında bir yerde bir şeyin içinde tutuyordun galiba. Muhtemelen. Çekmecene bak.
Çekmecemin içinde şey, Zeynep'in kasanın içinden çıkan Io Shield var. Bu buna uymuyor. Zaten. Evet. Ha. Anakartın bu... kutusunun içerisinde var mı? Şey, şu an yok. Var da hatırlıyorum onu. Artık yok. Şurayı bir toparlayalım, belki çıkar. Üç kaynağı sen gel şöyle. Anam neresinde? Fan. An. Hard disk. Bu arada ben kafeini aktifleştirmeyi unutmuşum laptopta. Heh. Uyumuş mu? Yok şey, ekran kilitlemiş. Uykuyu kapadım ben. Sadece ekran kilitliyor. Bende iki tane kafein var. Bir tanesini çıkarmam lazım. Ne? İki tane kafein adonu var. Bir tanesini çıkarmam lazım. Kafein direkt uygulama bende. Çöpümüz. Bende şey ya, gnom adonu. Zamanında bir arkadaşın çizdiği mi? Ufak bir Mercy çizimi. Sonic Tornavida. Dursun kenarda Sonic Tornavida. Köfte arkaya seksi kasa toplama müziği açsana. Ne? Seksi kasa toplama müziği. Abi copyright'la uğraşmak istemiyorum. Ha, YouTube'a gidecek değil mi bu da? Seksi kasa toplama müziği diye bir müzik mi var? İşte sen bul onu. Basım hala duruyor olsaydı ben çalardım olmadı. Hani bir Io Shield nereye kayboldu? Kesin çıkacak bir yerden. Her şeyi toparladıktan sonra ama. Ha. Gözümün dibindeymiş. Gözümün dibindeymiş. Çalıyor dum. Ne atmış kumaçan ya, bir dakika. He? Seksi kasa toplama müziği attım. Herkes kendisi çalsın, dinlesin. Evet. Şarkı ne? Careless Whisper. Ooo. Canlıyı da açabilmek isterdim ama. Direkt. Tamam, ben müziği açtım, sorun yok. Siz devam edebilirsiniz. Ya da Epic Sax kaydı olabilirdi. Io Shield'la beraber şunu takmak çok işkence bir şey. Dilara, Careless Whisper açmışken bir Last Christmas'ta patlatır mıyız? Ses gelmiyor. Patlatmıyoruz demek. Aynen. Evet, başlayabiliriz. Ay, oldu mu? Vidaları buldun mu? Ben kaçırdım oraya. Buldum vidaları. Kulaklığımı kaldırmışım. Çok özür dilerim. Ne dedin ki? Olur dedim. Nice.
Zaten şu an onu açayım arkadan. Sen gördün mü 4K remake'ini mi ne yapmışlar Last Christmas'ın? Ya remake'i değil de şey, kayıtları 4K'da video olarak hazırlayıp George Michael'ın kanalına mı ne koymuşlardı? Hemen bak, bak. Ya 4K'dı ya HD'ydi, bir şeydi yani. Aynen bak 4K. 4K sayfasında. Sebebi de ne biliyor musun? Fiziksel filmle kaydetmişler bunu. Onu 4K'ya uyarlaması kolay oluyor. Dijitalle kaydetseler 4K yapamazlardı. Nereye koymuşum bunu? Şunları da bir deneyeceğim. Çünkü şey, ground için de zımbırtı lazım. Anakarttaki vidalar aynı zamanda ground işi görüyor ya. O yüzden geniş vida lazım. Onları şey, hafta başında Nalbur'dan tamamlayacağım hepsini. Nasıl, hafta ortasında tamamlayabileceğim, pardon. Gençler sustunuz. Yani team fight yok. Sakin geçiyor oyun. Değil mi? Yani kasa vidalıyorsun. Evet. Seksi bir biçimde ama. Göbekli. Twitch'e de mi bot yazsam ya? Tik bir bot mu? Kendi botum böyle. Benim istediğim şeyleri yapacak sadece. Yazılabilir. Neden olmasın? Vidalı ve göbekli. Kitlendik, izliyoruz. Kelimelerin bittiği yerde izlemişler. Köfteye köfte yerine Luke mu desek? I understood that reference. Yok. Sen anladın mı köfte? Olmaz. İstemiyorum. Luke denmesini mi istemiyorsun? Evet. Bak, kel ve sakallı olabilirim ama bütün kel ve sakallıları birbirine karıştırmayalım lütfen. Peki, hangi Luke'dan bahsediyoruz olsun abi? Smith. Ben Linus Tech Tips'tekini düşünmüştüm. Yok. Bence Luke Smith'i dedi. Sevda Luke. Vida sıkmaca. Vida'nın tornavida sesi size geliyor mu? Evet, Luke Smith demiş. Ben Last Christmas'a geçtim. Ben de onu dinliyorum. Yalnız Linus Tech Tips ekibinde sence en sevdiğim eleman kimdir benim? Linux videolarını yapan abi. Anthony. İşte o. Şu tornavida şimdi biraz tik kaçacak. O yüzden... Aa! İroniye hazır olun gençler. Ya Anthony'dir ya da Alex'dir diye düşünmüştüm. Ne? Ya Anthony ya da Alex. Tornavidanın üzerinde ne yazıyor? Dilara, ben hiç kış tatiline gitmedim ha.
Biz arkadaşımla plan yapmıştık. Suya düştü. Her şey oldu. Şunu ben izlerken sakladım. Palan dökenin yolunu tutasım geldi. Hava da sıcak zaten. Kırpat. Full AMD bir sistemi Nvidia Tornavidasıyla. Tornavidalıyorum. Abi o Tornavidadan bende de var. Çok işe yarıyor ama. Etkinlikte dağıtmışlardı. Evet. Full AMD sistemi neyle topladınız? Linux. Linux Tor. Pardon ya, Linux dedim ya, pardon. Nvidia Tornavidasıyla. Benim gitti. Philips Tornavidasıdır o. Nvidia Tornavidası olsa yerinde duramaz. Zaten bütün canlı yayınların chatleri öyle değil midir? Yayıncının yaptığıyla alakasız bir şey konuşulur genelde. Abi adam vida takıyor. Ne konuşmamızı bekliyorsunuz yani? Yani! Nasıl da çevirdi vidayı mı diyelim? Yani implantımdan falan bahsedelim o zaman. Konuş Dilara. Yardır! Yardırmadın. Yarım kaldı çünkü. Mantıklı. Linux Tornavidası. Open Source Tornavida. Git kendini compile et, öyle kullan. Tamam, yapalım. Çok güzel sıkıyor vidayı. Ben ona bakıyorum zaten. Gözlerimi alamıyorum. Değil mi? Dünyanın en seksi vida sıkışı. Evet. Vardır bir saniye. Şu SSD'nin altında vida var mı? Yok, tamam. Bir emin olmak lazım. Değil mi? Lucio sen de mute'lu mu Discord'da? Şu an değil. 2 dakika bekle. Ya da dur. Oraya yardıralım diyorsun Kırpat. Aynen. Bence de. Seksi kasa toplama müziklerini oradan çalalım. Sen bir Lucio'yu yardır. Mute'leyeceğim hemen. Ya da dur. Şuradan da mute'leyebilirim sanırım. Evet, mute'leyebiliyorum. Tamamdır, mute'ladım. Abi cidden havalar bir anda çok sıcakladı. Ve ben buna kesinlikle karşıyım. Hebelerin sıcak ölmesini istemiyorum anneciğim. Ekran kartını takmadan önce güçleri bir takalım. Bu arada kaç kişi izliyoruz şu an? 25 kişi. Nice. 25 kişi kel göbekli bir adamın kasa toplamasını izliyor. Epic Sax Kay gelecek bundan sonra. Ha, o da olur. Oo. Bir dakika. Ama IO Shield'da ufak bir kayma olmuş. Bunun anlamı ne demek? Sil baştan başlamak gerek bazen. Hayatı sıfırlamak. Sil baştan sevmek gerek bazen. Evet. İğrenç sesimle şarkı söylersem eğer muhtemelen copyright yemem.
Dante ile iki tane kasa toplamamız var. Biri Abaddon, diğeri Dante'nin kendi bilgisayarıydı. Ama benim kanalda izlediysen Abaddon'unki zaten o. Yayını şu an Abaddon'dan izliyorsunuz bu arada. Haliyle. Gerçi yok, Barakiel'den de yayın yapabilirdim de Barakiel'de şu arkadaş çalışmıyor. Barakiel demiş, pardon, Metatron. Modlar için özel ekran getirmişler Köfte Twitch'e. Ne? Modlar için Twitch'e özel ekran getirmişler. Enteresan. Subscriber'lara özel chat'i falan görebilirim. Ha. Mantıklı. Twitch'te telif olayı aslında var. Sadece şey, o bölgedeki sesi mute'luyor sonradan. Onu YouTube'a atınca sıçıyorsun. Dilara'nın şarkıyı geçeyim dedim. Yani bunu koymak gerekiyordu diye düşünüyorum. Hangi şarkı? Satisfaction. İkibinliler bilmez. Bilirler ya. Sanmıyorum. 2000'lerin başındandı çünkü o. Ha, 2000'liler tamam, o doğum olarak. Evet. Abi 2000'lerden şarkı açmaya devam etmeyelim yalnız, çünkü o bir tavşan çukuru, nereden çıkacağım belli olmuyor. Tavşan? Ama yani bu olmalıydı ya. Sonra emo müzikleri başlıyor sonra. Ne bileyim işte Axel F'ler falan çalınıyor. Evet. Oradan bir Evanescence falan başlıyor bir anda. Ha, işte emo müzikleri. Dragon Stadin D'ye geliyor mesela. Numa numa yeyler falan oluyor. Scatman'lar geliyor. Da rap tap di rap falan diye. Bi rap tap bi rap. 2K'lılar olarak hakkımızı arıyoruz. YouTube'da hiç yardımcı olmuyor abi. O müzikleri açmaya başladığın zaman önerilenler de direkt onları çıkartıyor, arkası arkasını oynatıyor. Ev ışığı geri koymaca. What the fuck, bir gittim geldim. Satisfaction falan çalıyor. Ne oluyor oğlum? Seksi kasa toplama müziği Dilara açtı. Seksi kasa toplama müziği. Yani köftenin burada ayakta olup kıçını sağa sola sağlaması lazımdı kasayı yaparken. Müziği ben duyamadığım için. Yayında duyulmuyor pek. Sad life. Because copyright. Ben de Epic Saxco'yu açtım. Abi bir şey söyleyeceğim. Oh. Tam yani ne olur hareketinin bana, biliyorum da köfte böyle sağa sola böyle dizlerini şey yapacaksın. Saksafonu böyle çalıyor gibi elinle yapacaksın. Ama onun 10 saatlik sadece Epic Saxco'yu versin. Onu bir ara yaparım özel olarak. Çok iyi. Copyright sıkıntısı olmadığı bir ortamda. Evet. Ve gene bilgisayar mı tahmin yani ederken? Abi çok iyi. Kırpat bu çok oturdu ya. İşte bunlar hep... Onun ikincisi de var. Bu adamlar bir daha katıldı Eurovision'a. Yine Epic Sax Sky geri döndü. Abi ya. Sonra bir ara Abaddon'un içinden bir tane vida çıkartıp Nalbur'a gideceğim. Hacı bana bundan biraz ver.
Ya da buralarda bilgisayarcı da var. Ya da ön kötü bir iş çıkışı Kadıköy'e uğrayacağım. Tamam, bunu ekledim. Akında neden dedeler müziği çalmaya başladı? Abi ya eskiden böyle ailelerce verdim verdim. İsmi yayının sonunda öğreneceksiniz. Ya bir şey değil mi? Ben zannediyorum hani Avrupa'daki en büyük etkinlik falan diye lansmanını yapıyorlar bunu. Ben zannediyorum Avrupa'daki herkes bunu izliyor. Abi uluslararası bir yılda girdik Guild Wars 2'de. Ben bunun muhabbetini açtım, kimsenin umurunda bile olmadı. Herkes saçma bir program olduğunu düşünüyormuş. Ya da en azından yeni nesil öyle düşünüyor. Oğlum yani ben çok hatırlıyorum. Eurovision günleri biz 6-7 aile buluşurduk. İşte birilerinin Sapanca'da evi vardı ya da ne bileyim. İşte Polonezköy'de evler var bilmem ne bir yerlerde. Herkesin şehir dışı bir evi vardı o zamanlar. 6-7 aile, çoluklu çocuklu, herkesten 2 çocuk da 6, 12, 2, 24 kişi bir evde toplam. Büyükler dışarıda sohbet, muhabbet. Biz çocuklar oturur böyle şömine başında ya da televizyonun başında oturur. Eurovision izlerdik. Bizim eğlencemiz buydu abi. Ya ailece toplanıyorduk da birkaç aile toplanma olayı yoktu, sadece izliyorduk yani. Bize bizim ailede hiç umurda, hiç kimsenin umurunda değildi. Ertesi gün ha Eurovision'u bu mu kazanmış diyorduk biz. Yok biz ya. Biz oylamalara kadar abi kim kazanacak sizce falan böyle oylamalarda şeyleri gösteriyor ya. Politik. Yarışanları gösteriyor falan. O politik güzel tahminleri sana yapıyorduk. O kısım çok eğlenceliydi. 2006 yılında çok eğlenmiştim. Lordi çıkmıştı. Biz de bahis dönüyordu kim kazanacak diye böyle hani. Doğru tahmini yapan bir hafta bulaşık falan dokunmuyor. Dur solo geliyor mu bir dakika? Saks solo'yu bekliyorum. Sikeceğim. Sikeceğim bu ayı o shield'ı. Geldi. Aynı adam. Abi Dilara acımamış. Seks bombu yapıştırmış listeye. Özür dilerim. Marmaris tatilim geldi aklıma. Fixer yerde bu çalıyordu. Tamam şimdi oldu. Yeni vidaları takarken iyice düzeltirim. Şimdi, üç kablolarını takma zamanı. Ups. Kozalak gidiyorsun. Ayş. Köfte bize kablolama tekniklerinden bahsetmek ister misin? Kabloları kasanın neresinden geçirmeliyiz? Götünden. Ciddi soruyorum. Ay, bir saniye. Çoğu kasanın artık arkasında kablo geçirebileceğiniz alancıklar var. Oraları kullanın gençler. Yani kabloları kartların bulunduğu alanlarda tutmak yerine kasanın arka tarafından dolaştırmak daha mantıklı. Yep.
Aha, sex pump geldi. Çok iyi değil mi? Ve güç kaynağı, sen gel şuraya. Bir saniye, şurayı da azıcık silmem gerekiyormuş. Sildik. Eskiden moda vardı. Dur. Eskiden moda vardı. Şey, güç kaynakları üstteydi. Şimdi alta geçtiler. Güç kaynağı gibi bir şeyin... Pardon. Çok ses gelmedi değil mi? Gençler? Evet. Hadi, yok, iyi, güzel. Sesin gelmesi güzel oluyor. Evet, azıcık yere bir ya, kasa kapağı düştü de. Nice. Bir şeyler yanlış gitmese zaten şaşırırdım. Değil mi, değil mi? Ya, özel bir harekat gelebilir o kadar. Ayoş Yıldın gıcık olması vesaire derken... Yayımız ne kadardır devam ediyor? 1 saat 22 dakika. Yavaşım. Selamlar. Test. Oo, Can Bey. Tek bir şey deyip kaçacağım. He? Abi artan bir dalarına talibim. Hangi artan vida? Buraya geldim. Abi bir şey sokarken illa vida artar. Türksen bunu yapacaksın. Mecbursun. Vida eksik. Hayda. Olmadı. Bu şarkı bende de birbirinize gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Şarkı sağ olun. Kalbi kırıklara gelsin. Direkt şey. Vida eksik. Wait, that's illegal. But in my world, my friends, it's not illegal in Köftistan. Yalnız parça arttırma konusunda en güzel deneyimim, zamanında çalıştığım bir şirkette bozuk bir laptop vardı. Onu ilginç bir şeye çevirmiştim. Artan parçalar arttı. Bayağı güzel arttı. Artesk'i mi takıyorsun sen? Güç kaynağı. Ha, güç kaynağını vidalıyorsun, pardon. Artesk yuvası da güç kaynağının arkasında mı kalıyor? Evet. Artesk de şurada. Bir de Artesk'in kızakları var. Şöyle güzel kızaklar. Hatta ben hazır kızak elimdeymişken. Ha, adı Disco. Bu arada en çok yarı zaman kaybettiren şey her yönüyle Io Shield oldu. Ekran gelene kadar bottleneck'imin ne olduğu gerçeği. Bottleneck'im ekran gelene kadar ekran. Olabilir, bayağı gecikme süresi olabilir.
Dina'yı koymuştum en son. Bir set bubble wrap bitti. İkinci sete geçiyoruz. Bu arada bir saniye bir şeye bakacağım. Mesaj gelmiş de bana. O değil de sushi yanına gerçekten o kadar fitim ki. Yani cooking ve sushi yayınına birinciyim. Yapabilirim bir ara. Tabii ki de başka ne kullanabilirim ki? Dalsın dışında. Bence çok güzel olur. Bu yayın fikri. Olabilir. Bir ara yayında sushi yapabilirim. Ama daha iyi bir kamera lazım. Sonra güzel bir ramen yaparsın, pizza yaparsın. Aslında o canlı yayın olarak ramen canlı yayın olarak olmaz. Çünkü onun malzemesinin hazırlaması uzun sürüyor cidden. Klavye sesi bir saatlik versiyon mu? Dilan ne yapıyor? Evet. Rahatlatıyor Lol. Beni isteyen. Bu arada yeni hard diskimi kendim ilk defa görüyorum. Parantez içinde rahatlatıcı. Evet. Yeni hard diskim. 2 terabayt. Bu arada bir saniye. Şöyle 4 terabaytlık bir hard disk alıp bir daha unutmak istiyorum çünkü ama her seferinde birer birer alıp böyle arkası arkaya takıyorum. İkinci bir tane alırsam zaten 4 terabaytlık alacağım. Dilara. Ya da 8. Es geç şunu ne olur başka bir şey aç ya. Hemen aç. Home dizinine hard disk ayarlama. Yok, home dizinim de SSD'de olacak. Ben hard diske koymuyorum. Home'u hard diske koymuyorum. Pardon. Lütfen disleksiyim. Köfte bilgisayarı yere düşürdüğünde açsaydım bu şarkıyı. Ben Linus Tech Tips'teki Linus değilim. I'm not Linus Sebastian. Ama güzelmiş. Ben Billie Eilish'in böyle şey yaptığını bilmiyordum. Bu parçasını çok seviyorum. O yüzden bir atayım dedim ama böyle sevmiyorsanız bunu da geçebilirim. Farklı yok, bir şey yok. Yapabilirim. Yok yok. Merak ettim dinleyeceğim. I'm the bad guy'dan sonra iyi geldi yani. Sata sata sata. İkinci kızak sen de gel. Şimdi. Oy. Anakart güç kablosu. Köfte kasa topluyorsa ne olabilir? Köfte Minecraft'a geri mi dönüyor? Köfte kasa topluyor. Köfte bu kasayı Minecraft için topluyor. Yeteri kadar güçlü değil çünkü eski kasası. Aynen. Kasayı toplayıp kasa yap oynayacağım. Bu arada bilmeyenler için kasa benim şey Minecraft bir Minecraft serimin adıydı. Daha doğrusu şey bir Minecraft serisi serimin adı. Köfte aslında Salih'in amcası. Evet, kasanın açılımı. Yeni kasa geliyor abi. Ama noktasız versiyonu. Evet. Yani düz kasa. Normal kasa. Belki noktalı kasa da gelebilir. Bilemeyiz.
işten zaman bulabilirsem neden olmasın? Değil mi? Ben acıktım ya. Ben de. Efendim? Köfte bize yemek yap. Pizza yapacağım bugün. Of. Tamam, gönder kargoyla. Hayku'nun adı neden Hayku? Japonlara sormak lazım. Yok şey, işletim sistemi olan Hayku'nun adı. Aa. Ne diyor? Şey... BOS BOS'in klonu kendisi. BOS eski bir işletim sistemi. PowerPC işlemciler için yapılmış bir işletim sistemiydi. BOS altında hata mesajları haiku şiiri olarak veriliyor. Böyle tatlı bir özelliği var BOS'in. Çok güzel ben. Şey, bunlar Haiku'nun geliştiricileri de bu özelliği çok beğendikleri için demişler işletim sistemimizin adı Haiku olsun. Haiku'yu profesyonel amaçla kullananlar var mı? Efendim? Haiku profesyonel amaçla kullanılıyor mu? Tavsiye etmem. Genelde böyle zevk için, hobi amaçlı falan. Aynen, hobi. Çünkü şey... ben ne zamandır bilgisayarımda Windows yer en son ne zaman bilgisayarımda Windows yer almıştı hatırlamıyorum bile. Bir ara uğraştan sebep bir tane Windows vardı. Sonra DXVK geldi. Ve o da silindi. Somebody die used to know. Efendim? Şarkı. Seksi kasa toplama müziklerinin devamı işte. Ben söylüyorum, arkada gidip YouTube'da aratıp açıp dinlesinler diye. Windows dedi. Hayır, buna MS-DOS kuracağım. Evet, evet, sponsorlu bir oyunu açmak için yedek, hatta dur o hard diski de size göstereyim. Ne o şey, laptop hard diski değil mi? Evet, laptop hard diski. Ben FreeDOS kurarsam eğer MS-DOS kurmuş olurum. HDD LED. Bunda reset switch var mıydı? Çünkü reset switch zımbırtısı var burada. HDD LED alttaki. Ve power LED kablosu nerede? Bilmem. Power LED sen neredesin kuzum? Canım kuzum. Yoksa power LED'in yok mu senin?
yok galiba, power led kablosu yok bunda. Ama şirali. Buzzer'ım yok. Ama çekmecemde bir tane olacaktı bir yerde. Hatırlatırım, ben eski bir sistem adminiyim. Evinde bu tarz şeyler olması çok doğal. Tamam, bu güç kabloları takıldı. Fan. Fan girişleri bulmaca şimdi. Sen şuradan gel. Şuradan çık. Şuraya gir. Evet. Bu sudo users'taki uyarılar benim loglarıma giriyordu. Çünkü benim sunucular da düzgün ayarlanmıştı. System fan. Ya dur, bu taktığım şey pump fanmış. Pompa fanı. Pompa yapacağımız zaman. Of. Kendimi iğrendim. Ben de bir an iğrendim senden yani. Neler koyduk PC'nin içine? Siz sayabilir misiniz gençler? Evet, 500 gramlık yedek yemeklik kıyma. Taze çekilmiş. O önemli. Niye inceleyeyim? Yani ben dağıtım ben en son ne zaman dağıtım inceledim? Son kullanıcı dağıtımlarını önermek dışında. Bilmem. Gerek yok diye herhalde. Aç varken ne gereği var yani? Yani. Arch varken başka dağıtıma ihtiyaç duymuyorum. Arch cidden güzel dağıtım gençler. Bir de şey, şunu her daim savunuyorum. Ya şey, Arch zor değil. Kafanızda zor yapan sizsiniz. Evet, öğrenmesi zahmetli. Çünkü bir şeyler bilmeni bekliyor senden. Ama bunu biliyorsan eğer aşırı kolay. Çünkü çoğu iş aslında çat 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 çat. Ve bu arada bu sefer sığmadı gibi bir sıkıntımız yok.
ters yönde takmışım. Arç'ın tek olayı senin elinden tutmuyor. Ubuntu'dur, Mancar'dur vesaire senin elinden tutuyor. Arç direkt fly bitch diyor sana. SATA kamusu. SATA güç girişleri. Of. Mancara minimal tutmaz. Gerçi Mancara minimal de tutuyor, pardon. Neler kastediyoruz? Mancara'nın architect edition'ı var ya. Aa evet. İstediğin şey seçiyorsun. Ha? Neyi kurmak istediğini sen seçiyorsun. O da çok tutmuyor aslında senin elinden. Ya kurmadan önce neyi kuracağın zaten kafanda olduğu için onun versiyonunu indiriyorsun. Yalnız şey, Kırpat. Hı. Sesli de sen ve benim dışında herkes şu an Fransız kaldı. Yani. Ayş. Mesela Dilara tek kelime etmedi. Mesela Zeynep burada mı? Mute'da ama. Yes, buradayım. Tersi dinliyor musun diye bakmak istedim. Ha, dinlemiyorum. Ne kadar da dürüst. Elektrikler kesildi Kırpat Bey, hocam. Dinliyorum. Biraz evdekiler gürültü yapıyor, ondan kapadım. Valla gürültüleri hiç gelmiyor bize. Yok yok, bitti. Odamı süpürdü de. Şey. Ben yemek falan yaptım ya. Öğle yemeği hazırlıyordum da. Kocacık onunla bana. Öğle yemeği. Saat, burada saat 6 bu arada. Yani işte 5 saat ben 1-1.5 gibi uyandım. Aynı işte. Benim öğle akşam yemeğim gibi olacak. Bundan sonra bir şey yemeyeceğim. Sonra yine kocayı doğurmaca ya. Ay doğurmaca ne ya? Doyur. Koca doyurmaca. Kendi kendini doyuramıyor mu? Doyurabiliyor tabii. Ama diyor ki... İlla beslemem mi lazım? Ben şu an çalışıyorum abi. Neyse. Şimdi bunu burada anlatmayayım. Sonra tamam. Anlatırım. Kraloyum.com gibi oldu yani. Koca doyurmaca İlginç bir oyun olabilirmiş. Evet. Şey vardı ya, bir tane garson oyunu. Masalar dolardı. İşte içeri gidip yemeği yapıp getirdin. Sarışın bir kız, kırmızı tişörtü vardı. Aga be. Kral oyun. Ben şey... şey... Oyunlar bir. Neyin nostaljisini yaşıyoruz lan biz? Ama harbi nostalji yapacak hiçbir şey olmazdı. Arkadaşlar bizim bilgisayara o zamanlar külüstür bir masa üstümüz var. İşte crack, işte Crocs indirmişler, ne bileyim Harry Potter oyunlara falan indirmişiz. Ya da işte kral oyunda Fireman oynuyoruz iki kişi. Biri ASD ile oynuyor, öbürü oklarla oynuyor falan. Aga abi ya. Sivilce patlatma oyunu vardı, onu çok... İğrenç. O travma yaratmıştı bende. İğrenç. Hiç oynamadım. Thank God. En sonunda adamın komple suratı patlıyordu. Çok iyiymiş. Acaba kral oyunda ne oyunlar var? Şu an girip bakıyorum. Oradaki oyunların çoğu çalışmıyor çünkü flash istiyorlar. Evet. Öyle bir şey vardı ya. Renkli bubbles, doodle jump. Eski oyunlar da hala var ya şey. Bebek giydirmeciye, kız oyunları, garson kız, amık bak buldum. Aau! Tamamdır. Başka takmamız gereken bir şey kaldı mı? Galiba oldu bu.
Bunu oynamadıysanız da ne bileyim. Genç sanırım oldu bu. Görüntü nice. Bir saniye şu sinirlesin. Kaktüs. Evet, kaktüsü ben de hatırlıyorum ya. Bir dakika. Kıçamın. Hayır. Ne dur. Şu zımbırtıyı geri takalım. Şu tip vidaları seviyorum. Yayına geç geldiği için bu tip vida dediğin kasanın vidası mı? Ha şu elle evet çevirebildiğim. Ya. Çok güzel onlar. Bir de ben mesela kasada kablolar çok şey duruyor ya, toplu. Evet. Onun için cırt cırtı falan var. Evet. O beni direkt zaten çekmişti kasayı alırken. Böyleyim. İç kasanın içinde kabloları da düzenleyebilecek miyim? Hemen bu kabloya, ay bu kasayı almalıyım falan demiştim. Ya zip tie alıyorsun, onları kafana göre yine düzenliyorsun ya. Ama işte zip tie yani PC'nin içinde geliyor anladın mı? Kasayla geliyor sana. Daha ne kadar büyük bir lüks olabilir. Ayrıca zip tie alamam yani. Kusura bak. Allah Allah, niye? Hatta biraz lafı açılmışken kablo çekil düzenini de bir tık daha iyileştireceğim. Zip tie candır ya, her şey için kullanıyorum. Abi zip tie'sız ev ev değildir. Aynen. Bir zip tie, bir de WD-40. Bir de duct tape. Okay. Ya mesela zip tie ve şey zip tie yalnız. Zip tie ve şeylere de okay'im. Söyle adını. Normal bu klasik ne bileyim kulaklık falan aldığın zaman bağladıkları şey var ya, açabiliyorsun onu, kullanabiliyorsun, metal. Evet. Onun özel bir adı var mı bilmiyorum. O ikisine de okeyim ama zip dayalıp bağlayıp daha sonra onu böyle sıkacağım ama cırt cırtlı üstünde şeyiyle geldiği için kasa ve buna sen sahip olduğun için zip dayı tabii ki var da. Zip dayı cırt 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 onu başka şeyler için kullanırım. Şu an hala mesela onlardan kullanıyorum. Zip tie candır, gerisi heyecandır. Bileklik olarak da kullanılabilir ayrıca. Şey, kangren olmak istiyorsan eğer. Yatarken böyle kolunu yanlışlıkla sıkıştırıver, sabah bir kalkıyorsun mosmor. O kadar da sıkmazsın o zaman zip tie'yi. Yani bakın burada ne var? Kedi. WD-40'da zip tie olmaz olur da. WD-40! Duct tape. Cam. Ya duct tape'imi nereye koymuştum ben? Masanın üstündeydi normalde. Yatağın üstünde bir yerde o zaman şu an. Şey yapmayın da. WD-40 ne acaba? Efendim? WD-40 nedir? Gayganlaştırıcı. Aaa. Sugoi. Lubricant. Ve pas dökücü. Evet. Aga be. Üniversite sınavına nasıl hazırlandın? Taktik verir misin? Kim? Demişler sana chatte. İyi gidiyor şu an. Bir de sen kaç puan yaptın? Cevaplarsa sevinirim. İyi yayınlar. Ben yan gelip yattım sınav. Yan gelip yatıp yüksek puan alanlar var ya. Maalesef onlardan biriyim. Ben de. Ben son bir ay bakmıştım. Ve MP3'e sesimi kaydedip çalışmıştım sadece. Sayısalcı mıydın sen? Neciydin? Eşdar. Oğlum MP3 diyor ya. Aga böyle. Öyle mi abi? Öneri olarak diyebilirim tek şey ilk aşama için. Sadece basit problemler. Bayağı hani toplama çıkarma çarpma isteyen saçma sapan problemleri. Bir de neydi o Türkçe'deki? Paragraf çalışsın ya. Gerisi yapılıyor. Abi paragraf kadar zorlayıcı bir şey yok. Ne? Paragraf easy abi. Her zaman paragraflardan çok yüksek puan alırdım. Full çekmiştim. Ben de... Ama paragraf süreyi yani bir şey. Hani kitap, süre höpürdetiyor. Kitap okuduğunuz zaman o paragraf problemi yani çözülüyor. Ben o sayede mesela... Yani onları paragraf problemleri yapıyordum. Benim için büyük sıkıntı çünkü disleksiyim.
evet onda. Bak paragraf sorularında herkes senden objektif bir şey istemiyor. Kendi mental modellerine göre yorumlamanı istiyor konuları. Sen olayları farklı yorumluyorsan, mesela en basitinden sinestezi hastasıysan diyelim, o paragraf sorularını çözemezsin hayatta. Ne hastası? Sinestezi. Ne o? O ne? Şey, algılarını, nasıl diyeyim, duyduğun şeylerin rengini gördüğünü hayal et. He? Kafanda her şeyin böyle kablolaması birbirinden farklı oluyor. Normal insanlar gibi olmuyorsun. Birbiriyle karışıyor. Aynen, duyduğun sesler tat hissi verebiliyor veya gördüğün şeylerden yani duyuların siktir, sayko duyuların benim bu arada sinestezi hastası bir insan tanıyorum. Hayatının full psikodelik olduğunu düşünsene. Aynen öyle. Bir de şimdi senden kendi mental modellerine göre o paragrafları yorumlanmasını istediklerini düşün. Vay. Burada yazan ne demiş, ne demek istemiş olabilir? Belki aklında kötü koku vardır. Ama bu tarz hastalıklar için farklı bir şey uygulanmıyor mu? Türkiye'de hayır. Yani en basit dikkat problemim vardı mesela. Yani beni çok zor, çok zorlamıştı o süreçte. Yani ben köpek gibi çalışıp, sınav pazar günüydü. Cuma günü böbrek taşı düşürdüğümü öğrenmiştim. Cuma akşamında ameliyat olup cumartesi öğleden sonra hastaneden çıkmıştım ve pazar sınava gitmiştim. Bayağı kötüydü yani. Hayatımın en kötü zamanı falan olabilir. Ve ben sınavdan kalacağım falan düşünmüştüm ilk sınavda. Kaç 190'la falan geçmiştim baraj 180'de. Ağlamıştım. Günlerce ağlamıştım. O kadar iyi çalışmıştım ki ağrıdan yapamamıştım. Sonraki sınavda kurtardın mı? Aynen kurtardım. Sonraki sınavda iyiydi. Yani zaten çok çalışmıştım ve kendime güveniyordum. Hayatımın en kötü dönemiydi. Hatırlamak bile istemiyorum. Yani ama yine de beklediğimden daha düşük oldu sonuçta ilk puanda baz alarak. Bir de lisede de hep derslerde uyuyordum. O kadar şey yapmadım. Hani Fransız lisesine gidip bir kere bile adam akıllı ders çalışmayarak okulu bitirdim. O yüzden hani okuldan da ekstra puan alamadığım için beklediğimden daha düşük gelmişti. Ama yine gayet güzel %50 burslu genetik mühendisliği kazandım. Yani gittim Kadir Has'a. İyiydi. Ben de üniversiteyi terk ettim. Burslu kazandım. Ben de. Okudum 3 sene 1. sınıfta kaldım. Sonra okulu bıraktım. Ondan sonra da dünyaca çok prestijli olan bir kimya ham maddeleri üreten şirkette staj yaptım bir sene boyunca. Ve beni kadroya almak istiyorlardı. Sonra Almanya'ya geldim zaten. Dayaklıksın kızım sen. Son sene. Şimdi Almanya'da... Benim pişmanlığımda şey olmuştu. Yani bütün hocalarım Sözel'den girmemi söylemişlerdi. Ve ben TM'den hazırlanacağımı söyledim onlarıyla. Ve Sözel'den çok yüksek bir puan yaptım. Bu katsayı olayı var ya. Emeci olduğum için düştü ve ben yani gazetecilik okumak istiyordum. Onu da kaçırdım mesela. O benim çok büyük pişmanlığım olmuştu. Ay çok kötü ama. Evet. Ha bu şey alan kalıplarına zorlama muhabbeti zaten çok absürt bir muhabbet. Ya evet. Alanlar değişti son anda yani. Şanssızlık yapabileceğim hiçbir şey yok. İki sene aralıksız bir şekilde ikna etmeye çalıştım ama annemi sonunda ikna etmeyi başarıp okula bölüm yatay almaya yani başka bir liseye transferine ikna etmiştim. Rehber kurduk annemle bir 40 dakika falan benim dersim sırasında sohbet etti. Ben dil katsayısından yüksek bir yere yerleşebilirken ki Boğaziçi'ni zorlayabiliyordum o noktada. Beni TM'ye geçtiler. TM katsayısıyla Boğaziçi'ne giremiyorum. Damla sesi bana mı kısık geliyor? Yok ben birazcık kısık sesle konuşuyorum kızım. Ay. Şimdi de mikrofonu çok yakınlaştırdı. Bu arada birazcık. Ben daha güzelini söyleyeyim mi size? Bizde ikna odaları kuruldu. Rehberlik hocalar tarafından. Müdür zorladı. Okulda sadece bir tane TM sınıfı vardı. Geri kalan herkes sayısalcı olmaya zorlandı. İşte.
Ben diyorum vidalar neden zor takılıyor? Kasın. Ama bunun sonucunda ne oldu biliyor musun? Hocalar yetişemediği için bize bir dönem boyunca kimyacısı gelmedi derse. Değil mi? Bizim kesin. Son sene nasıl olsa dershaneler var deyip okulda hiç ders vermediler. İşte ben matematik hocalarından yana çok çektim ya. Gerçekten çok üzülüyorum buna. Yani ben nefret ediyorum abi Türkiye'deki ders sisteminden. Matematikçimden neredeyse dayak yiyordum ya. Kadın kafamı ben uyuyorum diye kalem kutu fırlatmıştı. Beyaz tahta yoktu tabii, siyah tahtaydı. O tozlu teveşirli silgiyi kafama falan atmıştı. Güzel zamanlardı lise, eğlenceliydi yani. Kim istemez ki lisede kafasına kalem kutu yemek? Mükemmel. Kadın alnının ortasına teveşiri atardı. Kadın hiçbir zaman sektirmedi abi. Yazı yazardı, konuştuğunu duyup bir anda arkasını dönüp atardı tebeşiri, anının ortasından vururdu. Yılların deneyimi işte. Headshot. Tebeşir ben de çok yedim ya. Ama ben karikatür çizdiğim için yiyordum. Ben arkada hep böyle, evet arka sırada oturmayı çok seviyordum da hocaları çiziyordum. Ve çıplak olarak çiziyordum bazen. Yakalanmadığım için çok şanslıyım. Ben yüzsüzüm. Ben yüzsüzüm. Kesinlikle yüzsüzlüğün zirvesindeydim. En son okula uzatma kablosu çantamda uzatma kablosu getirmiştim. Uzatma kablosunu sırama şarjı çekip o şekilde video izliyordum arkada. Çünkü niye ben dilden çalışıyorum, İngilizce video izliyorum demiştim. Lol. Gerçekten bayağı patavatsız. YouTube izledim. Yani. Bütün gün YouTube izledim. Çünkü hiçbir şekilde onların dersiyle bir alakam yok. Bana dil sınıfı açmıyorlar. Hani birkaç kişi dil sınıfı açılmıyor. Benim dil sınıfı olan bir okula gitmeme de izin vermemişler. Dedim madem öyle işte böyle. Lisedeki sıra arkadaşım da aynı mantıkta davranmıştı bu arada. O ben da şey. Ben okula evden battaniye götürdüm. Bizde ben okula bilgisayar götürdüm. Arkadaş vardı. Başka bir okula gitmeye zorladılar onu. Oha. Oğlum herkeste ne garip hikayeler var ya. 82 kişilik bir sınıftaydım. Ne? Hayal edebiliyor musunuz? Evet. 82 mi? 82, ondan sonra o sınıf sayısı 40'a falan düştü yani. Ve o sınıf arkadaşlarımın hepsini çok seviyordum. Gerçekten muhteşem 80, insanlar. 82'sinde mi? Hayır, düştükten sonraki sayı 40. Her kişiyi seviyordum. Evet. Hepsi çok iyiydi. Evet, toplama kampı oldu ya. Ya o senem kayıp benim zaten. Dersler çok kötüydü. 82 watt yani, anladın mı? Ben hiçbir okulumu sevememiş insanlardanım. Ben şey yani derler ya, ileride liseyi okulu özleyeceksin, şudur budur. Yalan. Hayatıma duyduğum en büyük kolpa. Yalan. Hayatımda daha büyük bir kolpa görmedim. Öğrencilik yıllarını özlersin. Ne özleyeceğim abi? Yani çalışmaya başlamışım. Okulu bırakıp çalışmaya başladım. Bak, beyaz yakalı olmayı tekrar okul okumaya tercih ederim. Masa başında yok, oturup iş yapmak 8 saat okul okumaktan daha keyifli yani. Proje yapayım, hayır. Araştırma yapayım. Ben öyle bir insanım abi, çünkü benim hayatım, yani hayat anlayışım o düzene o kadar uygun ki. İşte ne bileyim, 8-5 işe gideyim, eve geleyim, yemek yiyeyim, bir saat spora gideyim, eve geleyim, oyun oynayayım, dizi izleyeyim, uyuyayım. Hafta için böyle geçsin. It lives. Yani pek o düzen, görüşeyim. İşte o düzen bazen olmuyor mesela, bir bakıyorum bazen sabaha kadar çalışıyorum. It's alive! It's alive! Let's run the PC boy. Take the. Benimle mi aynı görüşü paylaşıyorsun 8-5 hayatın güzel olmasından mı? Oluk, the guitarist. Sekiz beş olsa çok isterim. Evet, öndeki USB'yi yanlış bağlamışım galiba. Üniversite yine daha iyi ya. Üniversite. Abi, üniversiteyi ben çok özlüyorum. Çünkü biz çimlerde böyle otururduk, işte kutu oyunları oynardık ya da giderdik FRP oynardık. Ya o zamanları çok özlüyorum, bilmiyorum ya. Üniversitem sik gibiydi. Benim de. Benim de abi. Okulumu asla sevmediğim için okula gitmiyordum. Anneme bir yalan söylerdim. Beni uyandırırdı. Ha? Of, bugün ders yok ya. Hoca dersi iptal etmiş, mail atmış.
Yok işte sabahki ders ertelendi. İşte hoca yoklama almıyor, gitmeyeceğim. Yalandan kim ölmüş? Öyle gitmedim asla yani. 3 sene birinci sınıfta kaldım zaten. Sonra da okulu bıraktım. Ha, açıdan... üçüncü senemde bıraktım derken o şekilde bıraktım. Tamam. Hayır, üçüncü ya... sınıfa gelip bırakmadım. 3 sene birinci sınıfta kaldım ve bıraktım. Çünkü gitmediğin için ders geçemiyorsun. Yoklamada, 3 dersten yoklamadan kaldım. Zaten 6 dersim vardı. Bir İngilizceye gidiyordum, onu da AA'yla geçmiştim çünkü. İngilizcem var ama hazırlık atlama sınavında uyuyakaldığım için C'yle geçmiştim. O yüzden en düşük İngilizceden başlamam gerekiyordu. Kadın da diyor ki bana, Zeynep sen niye bu sınıftasın? Senin İngilizcen çok iyi. Arkadaşların derse katılamıyor senin yüzünden falan diyor artık. Ders anlamında benim de kötüydü de işte çevre olarak eğlendiğim için özlüyorum sanırım. Bilmiyorum. Ben hiç eğlenmiyordum. En çok eğlenilebilecek okullardan bir tanesindeyim 3 yıldır. Bunun 2 senesinde fakültem nedeniyle ama kampüs almadılar. Çimlere oturma keyfini yaşayamadım. Şimdi ise okul yok zaten. Ne yaptık? İşte. Abi sınav öncesinde bir saat çimlere ya uyuyakalmışım, güvenlik geldi uyandırdı. Orada storage'da hani, evet 2 terabaytlı kart diskimde gözüküyor. Wow. Vay. Aga ya. Uf, kayınpederimin doğum günüymüş bugün ya. İyi ki doğdun diyelim o zaman. Bu nasıl bir mutluluk şeydi? Ya bayağı mutlu şeymiş. Almanca iyi ki doğduğunu unuttum lan. Sen niye official'den başlıyorsun? Klavyeni göstersene bir. Yine al. Bir saniye. Önemli bir işlem yapıyoruz da. He. Aynen. Tamamdır. Batuş. Glück wunsch für deine Geburtstag. Ya de, ya ya de. Alles gut, gut, alles gute. Evet, bir de alles gute diyebiliyorsun. Ya da sadece blinkmuş. Her şey şöyleymiş. ISO direkt official'e bağlanıyormuş. Sıkıntımız oymuş. Ah, tamamdır. Arch kurulumuna başlıyoruz. Aa! Önemli bir şey takmayı unuttum. Gözlük. Tamamdır anne. Görüşürüz. Ha? Yaptın mı? Ha, kasayı birleştirdim. Bu arada canlı yayına selam ver. Selam. Kim var? Canlı yayında bayağı bir kişi var. Discord chatinde bizim kadro. Selam. Selam. Bir de şuraları. Merhaba. Merhaba. Bayağı kadro geniş. Ha? Neyi unuttuk? Ya da yayını etkilemesin diye şöyle bir şey yapabilirim. USB tethering'de telefonla A bağlayabilirim. Bu arada öndeki USB'ler çalışıyor mu? Çalışıyormuş, tamam. Şimdi gel bakalım USB tethering. Tabii Wi-Fi'yi de bir kapat. Çünkü diğer türlü yayının ağzına sıçacak. USB tethering. Ne sınırsız datası ya. 15 GB data var. Zaten bu aralarda çok fazla kullanmıyorum onu. Üstüne bir de Arch dediğim maksimum yarım gigabaytım falan yiyecek. İyi. Bunu tatalım.
Arch nedir acaba? Arch Linux, Arch bir Linux dağıtımı, spesifik olarak belirtmek gerekirse benim kullandığım işletim sistemi. Ha, okey. Ha, işletim sistemi yani. Anlıyormuşum gibi evet diyeyim de. Ya bunu mu demek istemiştin? Aa. Ay ya, abi ilişim sistemi desene. Of ya, tamam okey. Değil mi? Abi süper. Linux zaten o kadar çok biliyorum ben ki moruk. E dediklerin, yok, işte saydıklarının hepsi yarım gigabyte falan tutuyor. Linux. Linux falan diyeceğim. İyice cringe olacağım burada. Abi penguenleri korusunlar ya. Bu dondu. 2 GB sisteme Arch öneririm. O şey, indirme dosyasından bahsediyorum yarım GB olarak. Batuş'un yorum lol gerçekten. Line X. Bunu sevdim. Mantıklı. Mantıklı yorumlar. Chat ay, çok komik oğlum. Laklı güldüm lan. Senin dediğin de bayağı laklı güldüm. Oluyor öyle. Bilgisayarlardan asla bir şey anlamıyorum ya. Köfte şey, efendim? Bana bir bilgisayar 101 dersin yok mu? Sven versin diyeceğim de. Sen sor bakalım verir mi? Ona diyorum ki bana normal basic Almanca öğret. Bana diyor ki ben öğretmen değilim, öğretemem. Yapamam. Diyorum ok yani, ne yapayım. Ama bu doğru bir şey. Herkes öğretmen olamaz. Benim babam Türkçeden önce İngilizce öğrenmiş. Ve ben İngilizce bilmiyorum. Annem de Almanca öğretmiyor. Ha bu böyle Almanca diyor. Almanca bilecek var ya, çözerim Almancayı. Plan yaptım zaten, bunu mahvedeceğim. Ben sömürdüm oğlum. Annem Fransızca biliyor diye annem Galatasaray Lisesi'nden mezun diye onun etkisiyle girdim Fransız Lisesi'ne. Hazırlık boyunca annemi sömürdüm. Diyorum ki anne yardım etsene, anne yardım etsene. Diyor ki kızım kaç sene önce görmüşüm, hatırlamıyorum o kadar diyor. Olsun olsun, beraber tekrar öneriz, gel gel hadi çalışalım çalışalım diye. Annemi kafaladım kendime hazırlıkta. Resmen unuttuğu her şeyi baştan hatırlattım ona. Babam da sağ olsun İstanbul erkekli olduğu için Almanca biliyor. Şimdi o da bana mesela Almanca mesaj atıyor. Onunla da öyle konuşuyoruz arada falan. İşte, o yüzden sömürebildiğim kadar sömürme en sevdiğim şey insan sömürmek. Ben de babama diyordum ki baba bu ne demek? Öğrendi bizi yok. Diyordu ki git sözlükten bak. O da iyiymiş. Sözlük kullanmayı öğrenmen lazım. Git ona bak, şuna bak. Bir de read the fucking manual. Kıstırıp ben de öğreneceğim annemden ya, yok. Abi ama en kötüsü ne olmuştu biliyor musun? Annem Fransız Lisesi mezunu olduğu için İngilizce şeyleri de istemsizce Fransızca telaffuz ediyor gibi. Mesela kürk, fur demek ya İngilizce. Fransızca'da u'lar ü diye okunduğu için fur falan derdi. Ya da yürüyen merdivene eskaliye derdi, tamam mı? Çünkü Fransızca'da öyle. Amerika'ya gittiğimizde biz öyle dalga geçmiştik annemle, Buket'le. Hep anne şunu desene falan diye gülüyorduk. Kadın sonra bizim yüzümüzden yıllar sonra söyledi ki bizim yüzümüzden İngilizce konuşamıyormuş, çekiniyormuş güleceğiz diye. Çok üzülmüştü. Siz pislik yapmışsınız abi. Evet ne ya. Bekliyordunuz? Abi ama yani ne zaman gittim biliyor musun? 13 yaşındaydım ben. Amerika'ya gittiğimizde. Öyle düşün. 10 sene önce. Ben ya internete bağlıyım. Şimdi. Güzel soru. C sharp mı C++ mı? Kırpat. C
Alo? Kırpat yok galiba. Kırpat uçtu. Ha evet. Şey söyledin, ne dedin bir daha söyle. Chat'te sormuşlar. C++ mı C# mı? Ne için? Güzel soru. Hani dillere karşı bir bağımlılığım yok o konuda. Enerjiyim. 2012'den beri Arch kullanan bir adama bunun tavsiyesini vermek çok mantıklı mı? Installation Guide. Yanda açık dursun değil mi? Evet. Serap'ın ayı ve MVM'i iyi görüyor. Şimdi. Değil mi Köfte? Geçen hafta kurduğumuz da açtı. Evet. Adam imkanlı olsa mikrodalga fırında aç kuracak herhalde. Bravo. Ve kuruluyor bu arada. Ay, sesli güldüm de sesim kapalıymış. Abi kurulur bu arada. Arch'ın ARM versiyonu var ya. Kurarsın direkt. Köftenin hayatındaki en sevdiği şey aksiyon her şeye Arch yüklemek. Yo. Yok şeyde yazıyorlar ya mikro işte telefonu nasıl Arch yüklerim? Mikrodalgasına da Arch yükleyecek. Telefon Arch yüklemezsin çünkü Arch ARM desteklemiyor. Arch'ın ARM versiyonu yok muydu ya? Klonu var. Dur bir saniye, bir şeye bakıyorum. Bir şey. F-disk kullanmayı unutmuşum. Evet. Heh. Allah Windows'tan razı olsun. Bütün işletim sistemleri bizi kıskanıyor. Ben hep 50 TL'lik format atıyorum. Abi çok iyi. Mükemmel. Abi şimdi bir şey diyeceğim ama ne olur beni şey alienation etmeyin tamam mı? Hiç format atmadım. Nasıl atıldığını bilmiyorum. Hiç görmedim. 50 TL'ye format atma ya neden bu kadar güldüğünüzü de anlamadım. Orada formatlıkla alakalı bir olay yok. Biz hep 50 TL'lik benzin yüklüyoruz ya gönderme. He lol ok tamam. Sandır. Şimdi önce bir... Yani şu an görüyorum da gördüğüm şeyi ne kadar anlıyorum diye sorsan şu an gördüğün şey hani... normal bir şey değil. Zero. Nul. Nada. Efin sistem partisyonumuzu oluşturduk. Sonra sistemin geri kalanını Arch'a root olarak ayırıyorum. Ya da fantezi yapıp bir 16'lık Haiku alanı mı oluştursam? Hard diskini parçalıyor. Arch'in kuracağı yeri. Atıyorum boot'un boot işlemi için gerekli bir kısım daha var. Orayı kuracağı yeri falan. Onları ayarlı. Ne diyor bunlar ya? Ne diyorsunuz? Bilgisayarın açılması için kullandığı bir tane alan var. Onu diğerlerinden biraz ayırman gerekiyor. Senin hard diskinde C, D diye bölümler var değil mi? Evet. İşte bu hard disk alanları oluyor.
Burada da işte kendi hard diskini alanlar ayırıyor. C ve D gibi. Okey. Şöyle düşün, C'ye arşiv kuracak. A'ya bilgisayarı açması için gerekli olan dosyaları kuracak. D'ye de işte depolamak istediği dosyaları atacak. Ama bunlar Linux içerisinde A, B, C, D değil de hard... SD, A, SD, B bir saniye. Hard disk'i yeni aldım. SD, A, B diye gidiyor. Ha tamam. Devam et. Linux'ta onlar A, B, C, D diye değil de SD, A, SD, B diye gidiyor değil mi köfte? Ha. Ama bende SDA da değil. Ne? SDA 1'e kabul eden şey şu an okuyorum. NVMe 0NE1P1. Aynen. Ya. Kesin hep ondan yaparım. Yaparsın. XLF geldi ya. Ben bundan korkuyordum. Beep beep. İyi giden. X4 kuruyorum ya. Versiyonunu açmadı. Gençler X4 kuruyorum bu arada dosya sistemime. biçimlendirdi. Ne güzel diziydi o ya. Evet. Disk partisyonlarımız oturdu. Şimdi mount yapalım slash e slash kim geldi? Joker geldi. Mehmet geldi. Hoş geldin. Selam. Slash Mehmet'e. Ne haber Mehmet? Canlı yayındayız, haberin olsun. Okey. Nekedir slash mnt slash slash boot mount boot'a da bağladık. Bir süredir Batrefes kullanmıyorum aslında. Batrefes güzel ancak şey bu arada. Aynı strok mu çıldı? Yok. I still crazy frog. Abi. Dota müziğini açsana Zeynep. Bass Hunter. Dota müziği mi? Evet. Onu... Ve şimdi ne yapacağız? Bass Hunter mı? Masa üstümden mirror listimi. neydi unuttum. Dur köfte bir kırpat. Şey söyledi üstüne konuştuk. Kırpat. Bir daha söyle. Şey, nokta 1.101'din değil mi sen? IP evet 101'sin. Şu an yaptığım şey mirror listimi buraya kopyalıyorum yeni mirror list oluşturmaktansa. Evet, o mirror listimi zara saklayacağım. Güzel. Mirror listin ne olduğunu açıklamak ister misin? O konuda sana güveniyorum. Benim bildiğim... Atıyorum Arch'in deposundan bir şey çekeceksin. O mirror listteki sunuculardan seçip indiriyor. Evet. İndireceği konumu o mirror listlerden seçiyor. Bunun da sebebi sunucunun konumu sana fiziksel olarak uzaksa eğer sana yavaş bir bağlantı verecek. Can benim attığım yanlış mı? Beni bildiğim tek bu var. Ya o da onun şarkısı da Dota da var. Ha okey. Ama Kırpat'ın bahsettiği o değildi. Şeyin attığı, Dilara'nın attığıydı. Pardon. Melodi olarak söylediği oydu yani. Adam Dota diye şarkısı var ya. Diye. Dota işte. Ice Frog deyince ben de onu açalım dedim. O zaman doğruyu. Ice Frog demedim. Demedim. Ice Frog dedim. Ya.
Demek istediğim o değil ya. Ve aşağıda değil, sen çok tabiydin. Havalar ısındı ya, ondan öyle ice mice normal yani. Ice ice baby. Aa, onu da mı yapıştırsak? Aşkım dışarı çıktı. Aa, nasıl olsun, nasıl olalım, sana da ne haber ya? Yo. Ha, havalar ısındı dedin ya. Güneşin mi? Bu arada evet, swap partition oluşturmadım çünkü swap partition kullanmıyorum. Swap file kullanıyorum. Bana diyorsun da swap party şu an ne yaptığını bilmediğim için. Sana demedim. Ben Mehmet dedim dedim. Mehmet demedim. Canlı yayınla konuşuyorum. Twitch'teyiz. Ha, Twitch'te misiniz? Evet. Dedik ya en başta. Adam ya, dinlemiyor bizi. Hayır, canlı yayındayım dedi. Evet. Evet, nerede canlı yayın olabilir? Soru şartı ünlem. Ha. Facebook. Hadi Captain Flop'u açıkla. Evet. Base, base level, Linux, Linux firmware, ZSH, NeoVim, hatta Network Manager'ı da kuralım. Direkt şu an Linux'u kuruyorum. Bakalım canlı yayın ölecek mi? Değil mi? NeoVim kurdum. Sayılır mı? Evet, iniyor. Erkek adam Vim kullanır. NeoVim kullanmaz. Bana ne demeye çalıştın burada? Asenkronmuş falanmış. Başka motor kullanıyormuş. Dedi NeoVim kullanıcısı. Ben rallar gibi Notepad kullanıyorum. Aa. Erkek adam nasıl program yazar biliyor musunuz? Assembly'yle. Hayır. Dediyle. Ben de tek elle diski alır. Şunu iğne olarak kabul edelim. Telefon açıyorum yani. Şunu iğne olarak kabul edelim. No Game No Life'da adam tek başına 4 kişi yerine oynuyor. Ayaklarıyla ve elleriyle. 4 tane. Erkek adam programı böyle yazar. Evet, yayın 2 saattir açık. Kasa topladık, şimdi Arch kurulumuna geçtik. Yeni bilgisayarım toplandı. Şu an farem eski bilgisayara takılı, klavyem yeni bilgisayara takılı. Eski bilgisayara nasıl klavye input'u yapıyorum diye soracak olursanız, laptop'tan yapıyorum. Laptop yönetiyor klavyeyi. SSH? Yok. Barrier. Ha, barrier. Ha, bu arada klavyeyi klavyeyi göster demiştin Dilara. Evet, ona bakıyorum şu an. İkinci nazar saldırısı geliyor. Ah. Yazdan beri hani yazdan beri fazlasıyla mutluyum bu klavyeyle. Ah, güzel gözüküyor. Öf. Geç gelenler içinde bir ben üniversite mezunu değilim, ben üniversite terkim. Hani üniversite terk. Ha, inmiş bu arada hepsi. Nereden geliyor bu 2000'ler Dilara? Aa, Can. İşte Can dedim ya, adamın soyadıyla hitap ettim ya. Kozelakçığım. Kuzum. Ne versin? Aa,
Bu arada evet, iş için diplomaya sorulmaması gibi bir durum söz konusu. Özellikle yazılım sektöründeysen kendini fazla rahat geliştirebileceğin bir sektör olduğu için ve Türkiye'deki üniversiteler bir boku öğretmediği için artı bir. Hatta bunun için benim gibi üniversite terk bir insanın lafını dinlemeyin. Kırpat üniversite mezunu. Hatta iyi bir üniversiteden mezun. Hatırlatma. Acılarım şey değil mi? Hayatımdaki yaptığım en büyük pişmanlık aran bir tanesi iyi bir üniversite bitirmek dostum. Öyle bir hiç sorma dedi ki. Hayır. Sanki en büyük üniversite. Bu arada ciddi paketler kuruldu şu an. Hani bu üniversitede okumanın bana yeterli olacağını düşünüyorum ben. Abi ama hiçbir zaman öyle değildir ki. Yani üniversite sana zaten belli bir noktada vereceğini verdikten sonra her şey senin işte kendinin. Vermiyor. Onu da vermiyor. O kadar bilemem. Ben de üniversite okumadığım için, bıraktığım için üniversiteler sizi sektöre hazırlamak için işte stajlarınızı doğru düzgün ayarlıyor, neleri öğrenmeniz gerektiğini veriyor. Atıyorum bitirme projelerinizi mesela staj yaptığınız yerde yapabiliyorsunuz. Yani ben burada da okul okumayacağım için Ausbildung yapacağım. Ama o yine hani çok daha iyi şey gibi çünkü. 3 gün işe gidiyorsun, 2 gün okula gidiyorsun. 2 gün gittiğin okulda da gittiğin işle alakalı bilgiyi öğreniyorsun. Aynı zamanda 3 yıl boyunca hem çalışıp para kazanıyorsun, 3 yılın sonunda sertifikan olup belli bir iş edinebiliyorsun. Şimdi şöyle diyeyim, ben okulda teorik olarak öğrendiğim bilgileri bile profesyonel hayatımda kullanamıyorum. Şimdi. Yeterince açıklayıcı olmuştur ne kadar gereksiz olduğunu benim üniversitemin. Ya onlar da sonuçta yazılı bir şeyi öğretiyorlar yani sana. Ellerinde olan. Burada önemli olan kodu öğretmek değil. Kodu yani, nasıl kullanacağını. Nasıl kullanacağını, ne alanlarda kullanabileceğini. Yani senin mezun olduktan sonraki hayatını hazırlamasıdır abi okul malayı. Benim onun için hiçbir şey hazırlamadı ki. Evet. Kırpat bir şey soracağım. Benle sohbetlerinden, okulda öğrendiğinden daha fazla şey öğrenmişsiniz sayabilir miyiz? Linux konusunda evet. Şimdi. LNTRSF var. Share. Zone info. Ya ben şöyle diyeyim, staj yaptığım yerde okulda 2 senede öğrendiğimden daha fazlasını öğrendim. Kesinlikle. Staj süresi ne kadardı? 2 sene. Staj süren mi? 2 ay. Ah tamam o zaman güzel. Ayrıca 1 sene. Nerede oğlum bunlar? Bak bu doğru şarkı bu. Saat ayarlarımızı da yaptık. Şimdi lokal ayarlarımız. Katarina Sports'ta da hiç boş durmamış, bir sürü çocuk yapmış. Evet. Ben lisede C# gördüm. Benim bir haftada öğrendiğim şeyi okulda tüm sene anlatamadılar. O da ayrı bir mesele. Kırpat senin hangi üniversite olduğunu soruyorlar. Üniversiteden mezun olduğunu soruyorlar. Söylemek istemiyorsan salla. He? Bahçeşehir. Peki Bahçeşehir'in durumu şimdilerde daha mı iyi yoksa yine aynı mı? Yani son zamanlarda okuyan öğrencilere sorman lazım ama onların da çoğunun farkında olduğunu düşünmüyorum. Hani oradan mezun olup iki satır kod yazamayacak ya da yazılım projesi yönetemeyecek insanlar var. Sanırım nasıl mezun olduklarını bilmiyorum. Farklı bölümler için de aynı şeyler alıyorum. Ben çünkü doktora yapmak istiyordum orada ama
çok iyi bir yorum almayınca vazgeçtim. Yani bilmiyorum. Şöyle bir durum da var. Oraya gidenlerin pek çoğu sadece reklamlarda o okulu gördükten sonra gitmek istiyorlar. Yani ne yapmak istediklerine aslında pek emin değiller ve çoğu %50 bursla okuyor. Ben de öyle okudum. Ya bu arada şey, %50 burs muhabbeti galiba çok fazla var orada. Abi evet. Okul oradan para kazanıyor. %100 bursuzlardan değil ki. Yani zaten çoğu özel lisenin Bahçeşehir vesaire gibi özel üniversitelerde %50 burs imkanı olarak giriyorsun zaten. Hani şu liseden mezun olduğun takdirde üniversite puan, üniversite sınavından geçer puan aldığın zaman ve host name'imiz. Gençler, bilgisayarın adını koyuyorum. Hangisine karar verdin? Crowley. Nice. Ya bunu rahat rahat söyleyebilirim. Mezun oldum zaten. Çok bir bağlantım da kalmadı. Hani ya oraya gitmeyi düşünüyorsanız gitmeyin yazılım için. Ah. Biraz gidecekler. Prestijsel olarak araştırma yapıp okula gitmek lazım. Yani çok bak. Okul alınsan da hangi bölüm, yani şöyle bir şey de olabilir, ne bileyim, sallıyorum. Medeniyet Üniversitesi işte yazılım bölümüne inanılmaz prestijli öğretmenler almıştır. Çok iyi profesörler ya da bu konuda uzman insanlar vardır ve güzel bir yelpazede sana eğitim sunar. O zaman orayı bile tercih edebilirsin. Çünkü artık senin mezun olduğun üniversitenin adının bile hiçbir önemi yok neredeyse. Yani üniversitenin zaten çok bir önemi olmadığını ben var, hiç atıyorum. Düşünmüyorum. Yüksek lisans için yurt dışında düşünüyorsan üniversitenin geçerliliği durumu var. Hani biz senin orada lisans okuduğunu kabul ediyoruz. Bizim ülkemizde, bizim üniversitemizde okuyabilirsin diyorlar. Bahçeşehir Üniversitesi onun çok güzel takibini yapıyor. İşte ben gidip de Almanya'da herhangi bir okulda okuyabilirim şu anda. Çünkü benim yazılım mühendisinden mezun olduğumu resmi olarak tanıyor Almanya. Ya ama benim bildiğim üzere resmi olarak tanımaktan değil de zaten senin burada hani Almanya'nın eğitim sistemi Türkiye'ye göre farklı olduğu için hepsinin farklı bir şeye tekabülü oluyor. Yani sen normal bir üniversiteden mezun olup da yine Almanya'ya girip burada yüksek yapabilirsin. Hangi üniversiteden mezun olmuş olursan onu tanıyabilir. Araştırdım, yani yapamıyorsun. Biz senden belirt işte üniversitenin geçerliliğini sorguluyor. Şimdi, hatta bir tane liste var web sitesinden bakıyorsun. AMD UCOP, tamam. Anabis evet. Mi? Sorun yaratıyor Kırpat, doğru söylüyor ya. Buradan gelirken orada, yani buradan oraya giderken de sorun yaratıyor. Onu da şey, annem de çözmüştü. Yeni bilgisayarın GPU'su GPU ne? RX 5700 XT. O da yani bilgisayarı aşağıya eklesene sistemin diye. Ne? Aşağıya eklesene sistemi diye. Eklerim bir ara. Bir de abi işin siyasi tarafı var. Bazı üniversitelerin siyasi kuruluşlara karşı yakınlığı oluyor ya. Şimdi gün gelir ileride iktidar değişir veya iktidarın dost olduğu insanlarla ayrılık yaşarlar. Bu gibi durumlarda seni işe alırken, aa bak bu üniversite önceden iyi olan ama artık iktidarın karşısında olan bir grubun üniversitesi. O yüzden biz bu elemanı işe almayalım diyorlar. Evet. Bizim... O da var da şu aralar, yani 15 senedir öyle bir şey evet. Var ama. Ama bu aynı zamanda olmayacağı gerçeğini de değiştirmiyor. Ama gerçekten Türkiye'nin en büyük defolarından bir tanesi de bu. Hani her şeyin politik, siyasi şeyler üzerinden yürüyüp senin geleceğinin de buna bağlı olması çok kötü bir şey yani. Ben kendimi o yüzden şu an çok şanslı sayıyorum. Hani ben mesela Türkiye'nin eğitim sistemi yurt dışında çoğu olan yere göre aslında iyi. Ama bunun getirisi sana yok. Yani ben mesela Fransız Lisesi'ne gitmişim. En sikik Fransız Lisesi'nden mezun olmuş olmama rağmen buraya gelip ben orada üniversite sınavından iyi bir sonuç alıp geçer puan aldığım için ve 5 yıl boyunca bir lise okuduğum için ben Almanya'nın en yüksek lisesinden mezun olmuş görünüyorum. Burada liseler 4 sınıfa ayrılıyor çünkü. İşte mühendislik, doktor, bilmem ne olmak istiyorsan jimnazyum en üstü. Ondan sonra Raşule var işte, Sven'in gittiği. Ausbildung yap. Ondan sonra Ausbildung yapıyorsun vesaire böyle. İşlemci gibi şeyler oluyorsun, IT. İşte en düşük kuaför,
işte manikürcü, çöpçü vesaire gibi bir şey olacaksan gibi böyle 4 sıralı lise şeyleri var. Ben mesela en kötü, en düşük puanlı Fransız Lisesi'nden mezun olmama rağmen burada en yukarıda görünüyorum. Hani sana getirileri de var ama eksileri de var. Senin ülken için daha çok eksisi var. Yani Türkiye için çok fazla eksisi var. Ne yazık ki. Mesela şöyle diyeyim. Fatih Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra iş bulabilen çok şimdi fazla insan bulamazsınız artık. 1, 2, 3, 4. Neyse hadi ben kaçıyorum. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. İyi eğlenceler. Görüşürüz İmbo. Görüşürüz. Abi üniversite okurken bile yani bu siyasal konular yüzünden insan çekiyor. Ne bileyim benim gibi böyle sosyal tamam bilimlerden mezun biri. Ben mezun olurken çok zorlandım bu anlamda. Bir iki kelime yazarken bile yani. Hani iş hayatını geçiyorum ya. Loader entries arch.conf. Bahçenin o konuda avantajlı. Görüşürüz. 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 Yiğit Öldür hakkın yeri herhangi bir siyasi yere karşı eğilimi olmadığı için mezunluktan sonra siyasi sorun yaşamıyorsun. Öyle bir avantajın var. Üniversite seçerken onu yani sadece Bahçeli değil diğer üniversitelerde de vardır yani. Bu arada Batır Hochschule üniversite oluyor zaten burada. Almanya'da. O liseden sonraki benim saydığım Gymnasium Rahschule gibi şeyler. Lise kısmı da ilkokuldan sonraki seçebileceğin 4 okul sırası. Ondan sonra zaten Hochschule ya da Ausbildung yapabiliyorsun diye biliyorum. Evet şu an bu folder'ımızı ayarlıyoruz. Bu nasıl bir yayın oğlum? Her şeyden konuşuluyor. Evet. Evet. Benim yayınlarıma hoş geldin. Kasa topluyor, arş kuruyor. Ne konuşacağız anasını satayım? Ya bu arada dur. AMD'nin Unicode... Tamamdır. AMD U-Code'muş. That's yine... Hani şu an yaptığım işte başka bir şey konuşulamaz. Bunun hakkında konuşulamaz. O yüzden herhangi bir şeyden konuşulabilir. Sen format mı atıyorsun yoksa Linux mu kuruyorsun? Linux kuruyorum işte. Format atmak dediğin de odur. Galiba bu arada Hochschule'ye geçmek için abitüre ihtiyaç var, evet. Neye geçmek için? Hochschule. Burada işte bir yüksek okullar var. Bir de işte üniversiteler işte yüksek okul falan diye sayılıyor burada. Ya da işte bu benim dediğim meslek yüksek okulu diye bildiğimiz Ausbildung adı altında bir şey var. 3 yıl. O zaman benim annem şey meslek yüksek okulundan mezun oradan o zaman erkek berberliği. Aynen. Ama yani onun için de gerçekten hani bunların hani hepsi mesela şeyden konuşuyoruz. Şimdi biz daha köy gibi bir yerde olduğumuz için burada avcılar da var doğal olarak. Hmm. Çünkü etraf mesela bizim oturduğumuz yerin üç tarafı ormanla çevrili. Hani yürüyüşe falan çıkıyoruz ama ne bileyim işte ne ayı var ya da öyle çok vahşi bir hayvan yok. Çünkü avcılar gelip yapmaları gereken şeyleri yapıyorlar, onların görevi. Hatta ormanların içinde avcıların yerleri var. Kendi kulübeleri ya da ağaçların üstünde oturacakları yerler yapmışlar falan. Evet. Kurulumu base kurulumu tamamladım. YKS ne ya? Ha yeni sınav mı? Abi keşke okullar olmasa deyip. Ay. Yani okul olmasa da olmaz bence ya. Bak mesela eğer ben okula gidiyor olsaydım ve şu an bu durumdan muzdarip oluyor olsaydım yani evde çalışacağıma okulda sırada olmayı yeğlerdim. Çünkü evde yapılan çalışma benim kendi görüşümce bu tabii ki herkes için farklıdır. Herkes için aynı olacak değil ama hani sınıf içerisinde de yine dersi dinlemiyordum. Evet ama yine de bir şeyler kulağıma çalınıyordu, anladın mı? Ben tarih dersinde uyuduğum zaman adamın söyledikleri kulağıma işlemiş, sınavda sorduğu 3 sorudan tam puan almıştım. Uyuduğum süre zarfı içerisinde duymuşum ya. Uyuyupla uyumamak arasında. Sen nereden mutlu etmeye çalışıyor? Arasında takıldığımda. O süre... Uyumuşum da yapmışım. O çok iyi bir şey zaten. Uyumadan önce çalışacaksın bazı şeyleri de. Ben bilmiyorum, o taktiği yapıyordum ama bayağı kafama giriyordu.
Ya. Ben evde hayatta ders çalışamazdım. Hayatta. Yani evde çünkü ya bilgisayarın başına gitmek istiyorum ya sandalyeye oturuyorum. O yüzden hep dışarı çıkardım. Bir de o dikkat zaman... eksikliğim olduğu için psikiyatristin de öyle demişti mesela. Ben hep Nero'ya ya da ne bileyim işte Starbucks'a falan gidip çalışırdım. Çünkü etraftaki o insan geçişi, etrafta bir hareket oluşu senin yaptığın şeye odaklanmanı sağlıyormuş. Oradaki evet. Hareket. Ben de ilaç kullanmıştım o yüzden ya. Yani ilaçla şey tedavi etmişlerdi. Ritalin falan mı? Yani dikkat eksikliğim vardı. Çok bayağı problemliydi yani. Neydi o dikkat eksikliği? Konçerta mı? Konçerta ve ritalin. Hatırlayamıyorum. Yani şöyle tek bir şeye odaklanamıyordum ama birkaç şeye aynı anda odaklanabiliyordum. Bilmiyorum çok değişik yani hani etrafımda farklı şeylerin de olması gerekiyordu. Yani sessiz bir ortamda çalışabildiğimi asla hatırlamıyorum. Evet abi ben de asla. İş yerinde de öyle mesela. Ya tamam. Oha! KVM disabled by BIOS tamam. Aha, amel defteri geçti az önce. Kapat! Efendim? Demin makinenin boot hızını gördün mü? Hayır. Görmedin çok hızlıydı. Evet! Evet, onu dedim ya amel defteri geçti ya. Enter'a basın şok! Köftenin internet ışığının hızı gibi. Direkt şok! Login sonra. Şey değil ya bir kampanya olur ama böyle şartları hızlıca geçer görmeyelim diye. Onun gibi bir şey oldu. Her şey ya da şey gibi koskoca %80 indirim. %80 bir indirim büyük ama 80'in yanında tire ek varan indirimler. Kadar gibi yani. Abi şlak direkt. King.co. Bunların hepsi SSD. Hepsi NVMe SSD. Tamam, internete bağlıyız. Güzel. Ah. Ah. Evet, arç kurulu. Bitti. Hatta dur. Ekmentiyle S, Neof. Abi, odağın sıfırsa müzik dinle. Ha, tabii dur. Yani, oğlum, etrafında arkadaşların olsun. Synchronizing de... Ben evde çalışamıyorum. Çalışmak da istemiyorum. Korona bitsin. Ben de istemiyorum. Kırpat. Gerçekten ofisi özledim. Hocalar sıkıntılı dersen. İşte ben belki de cümleyi yanlış kurdum az önce. Belki de eğitim sistemi yani... Bilmiyorum abi ya bok gibi. Abi eğitim sistemi denetimi yok. Belirli standartları yok. Atıyorum ya öğrencilere neyin öğretilmesi gerektiğini dikte edecek bir şey yok. Evet. Yani mesela sektör dikte etmeli mesela. Sektördeki ihtiyaca göre bir şeyler öğretilmeli okullarda. Herkes kafasına göre saçma sapan şeyler gösteriyor. Yani bir müfredat veriyorlar okey de yani arkada bilmiyorlar yani bir slide açıp geçiyor derse. Yani. Hatta özelliklerimize bakalım şimdi. Ben merak ediyorum. Oradaki öğretmenlerin ne kadarı özel sektörde çalışmış veya dünyadaki standartların ne olduğunu takip etmiş. Mezun olur olmaz orada öğretim görevlisi olarak kalmışlar, devam etmişler. 20 yıl öncesinin standartlarıyla eğitim veriyorlar. Yani bir tane hocam öyleydi. Sektörü bayağı deneyimlemiş ve hani danışmanlık falan yapmış. Dersleri muhteşemdi. Bu arada gençler soru. Hmm. 32 GB ekran kartım var. Ha, ekran kartı demişim pardon, RAM'im var. Evet. Sizce bu RAM'in ne kadarı şu an dolu? 50 MB'i, 100 MB'i. 100 MB. Çok kullanıyorum değil mi? Abi. Ben çiçek yok. Orantısız güç. Şey açıyorum, bütün RAM aşırı yükleniyor mu? Şimdi. Benim işini çağırıyor. Nevim. Visudo. Gel bakalım. Villa full yetki. İlk durumda Slip oynayacaksam. Ne? Sudo deyince dedim ki bilgisayarı ilk kurduğunda Sudo oynayacaksın. Ha. Aa şey
bir arkadaşımın direkt yaptığı şey. Sudo boşluk ku. Var mı böyle bir şey? diye. Ya. Yok. Oh, ha, ku diye bir uygulama vardır ya elbet. Valla ku deyince aklıma ku kuleyim geliyor. Şimdi user add. Tire m, tire y. Will, virgül, users, tire s, slash, bin, slash, zsh, kofte, ist, kofte. Köfte, ist, köfte ne diyor, slash, anlamıyorum, s, alt tire, soru işareti, soru işareti, ünlem yani şu an hiçbir şey anlamıyorum, ne diyor, bildiği şeyleri atıyormuş gibi geliyor. Bir daha söyle köfte. Bir saniye. Hadi salam ben çünkü. E, iki E ile, tek L, iki L ile değil. Sudo, pardon sudo dedim ya, user add, boşluk, tire M, boşluk, tire büyük G, boşluk, will virgül users, boşluk, tire S, boşluk, slash bin, slash zsh, boşluk, kofte ist kofte. Köfte ist köfte kullanıcısına zsh'e şey mi koyacaksın? Yok. Default. User add komutuyla kullanıcı oluşturuyorum. Tire M ile kullanıcıya bir home klasörü oluşturuyorum. Tire büyük G ile kullanıcının gruplarını belirliyorum. Will ve users grubuna ait. Tire S ile shell'ini belirliyorum. ZSH ile çalışacak diyorum. Sonunda da kofte is kofte adı. Kullanıcının adı. Çok anladılar. Aynen. Ben de işte ben de sadece de bilgisayarı açabiliyorum. Ben de duvara bakıyorum. Var bana bakıyor. Ben köfteye bakıyorum. Köfte duvara bakıyor. Kamera verebilirim. Daha da güzel olur, benim göbeğime bakabilirsin. Ama chat şu an kapıyor göbeğimi. Ya olabildiğince biraz şey alçak olduğu için fazla kapatamıyorum. Artık yani hepimizin topluca spora gitme vakti geldi. Evet. Oğlum ben zaten gidiyordum. Sadece gidemiyorum artık. Abi, bu konuda çok talihsiz. Yani böyle kırpatla böyle bir hani başladık, o moda girdik ya. Ve böyle bir olay oldu. Çok sinir bozucu. Ya şey var, evlen diyor ki kırpata, sen büyük bir adam olacaksın. Aa bu arada Pac-Man ayarları. Tatlım sert çocuk ol ve onlara göbeğini göster. Öyle mi? Hayır, karantinadayken bir de kilo verdim. Ben de verdim sanırım ama ayağımdan dolayı tatil. Evlen karşı hamle yapacak. Yani sıra sende evlen. Şimdi. Koronanın süresini uzatıyorum evren sonra. Ya. Evren o kadar falan. Evren diyor ki kırpat kilo verdi. Abi o zaman koronayı biraz daha uzatalım ki kırpat daha fazla kilo versin. Yani biraz öyle oluyor o zaman. Nice nice. Hazırlanan işe. Şimdi. Oh my ZSH'i kuralım. Lan dolabında dediğim tişörtler çıktı ya temizlik yaparken. Bu sene de korona Ramazan bayramına denk geldi. Gençler ben de çıkıyorum, gelirim. Kayınpedere bir doğum günü kutlamasına gitmek lazım. Döndüğümde hala buralarda olursanız yine muhtemelen oluruz ama canlı yayını ben bitirmiş olurum o ara. Okey okey. Yani hadi görüşürüz. Görüşürüz canım. Şimdi ben o kadar sattı. 3 saatini yaptı. Bitti artık ya. Yeter. Oha çatıyı tişörtü beni dolattı. Dur. Bak, evdeyken odaklanamıyorum çünkü temiz hava yok, hava sıcak, bir de üstünde Ramazan geldi, uyku düzenim bozuk, mis, çalışırken böyle kebap oluyorum yani. Kesinlikle yani bilmiyorum, ben kışı sevdiğim için böyle şu an yaz geliyor diye zaten sinirlerim bozuluyor. Pometçiyim, yavaş yavaş yavaş, bekle bekle. Ne yapıyorsun köfte? Ben anlamıyorum. Ne? Ne yapıyorsun? İşletim sistemini kurdum. Şimdi işletim sisteminin üstüne gerekli yazılımları kuruyorum. Ha. Benim de önümde kedi var. Kedi yapacağım.
ekrana bakıyorum ve şey yavaş diyorsun. Sonra 3 saniye sonra ellerini kaldırıp aynı dediklerini ekranda görüyorum. Acayip oluyor. Evet evet. Biraz şey var. Oo papatyam canım benim. Linux'unu ne yapacaksın? Bugüne kadar ne yapıyorsam onu yapacağım. Sadece daha hızlı bir sistemde. Bugüne kadar ne yapıyordun? Ha, Git'i kurmamışım Kırpat. Ne kurmamışsın Git'i? Git'i get. Sudo pacman-tire sgit. We trust you have received the usual lecture from the local system administrator. It usually boils down to do three things. One, respect the privacy of others. Two, think before you type. Three, with great power comes great responsibility. Bu uyarıyı çok seviyorum ya. Açarım yemek yapım ona. Yapacağım birazdan. Oh. Yemek yapacağını yayını ister misiniz diyeceğim de. No. Vallahi Ramazan da ikiye bölün. Çok açım. Abi şey var. Sen oruçlu musun? Ben mi? Bana sormadığına bakarsak. Yok değilim. Ben sürekli açım ya. Yani anlatabiliyor muyum? Her 5 dakikada bir açım. Sürekli ağzıma bir şey atıyorum. Ama şu an çok açım. Makarnayı benden uzak tutun. Makarna falan. No. İşte benim en sevdiğim yemek makarna ya. Telefon çaldı. Ne? Alo? Öş. Ne annem bahçede telefonunu unutmuş odasında. Güzel. Dilara son birkaç gündür sahurda ne yiyorum biliyor musun? Akşamdan kalan salataya haşlanmış yumurtayla karıştım. Abi... Yemekle yutturmaya çalışıyorum kendimi. Anne! Oh. Ama şey ya, o şekilde de birazcık vücuduna zarar vermez mi? Oy! Patates daha zararlı. Patates var doğru, bizde de öyle bir problem var. Ama patates çok güzel bir şey. Zeone'ne ne oldu? Adam bayağı kendini full... Yardırıyor. Evet. Sıfır açlık yazmış. İman power. Lukta ZSH RC. Şimdilik bir biramızı aktif edelim. Evet, bira kullandığın temanla da. Bu haşlanmış yumurta salatası böyle yeşil soğanla yapılan o mu? Yok, bundan kalan salata neyse onunla yapılıyor. Şimdi. Bir de böyle yeşil soğanla yapıyorlardı. O da çok lezzetli oluyordu. Birkaç şey daha katıyorlardı ama hatırlayamıyorum. Şimdi. Git clone https://. gitlab.com/kofte/kofte/.files/git. Bunu nokta dot files olarak kaydedelim. Dot files. Yep. Nokta dosyaları. Dot files. Unix serverinde bir şeyin ayarlarını kaydettiğin dosyaya nokta dosyası falan olarak yapıyorlar genelde. Yep. Noktalı. Nokta dosyası dostum. Hani dosyanın adı noktayla başlıyorsa bir konfigürasyon dosyasıdır. Yok, noktayla başlıyorsa gizli dosyasıdır ama konfigürasyon dosyalarını gizli dosya olarak tutuyoruz. Yani işte ama genel anlamda öyle bir şey yok diye çıkıyor. O iş. Elim hala kaşınıyor ya. Güneşe çok çıktım dün. Abi ben de çok etkileniyorum ya. Of, bilmiyorum ne yapacağım. Neyse evdeyiz. Yani. Gerçekten kahvaltı günün en güzel öğünü. Ben de çok seviyorum. Abi kahve olmadan uyanamamak rezil bir şey ya. Kahve de. Ama kahveyi azaltmam lazım. İnanılmaz fazla. Abi ben de içiyorum da yani uyanamıyorum.
Abi işe giderken sabahın 6.30'da falan kalkmam gerekiyor. Eve geldiğimde zaten saat 7 oluyor. 1'e 2'ye kadar kendime vakit ayıramayacaksam ne anlamı kaldı nasıl satayım? Nefret ediyorum abi hani İstanbul trafiğinde çok uzun süre dışarıda kalmaktan. Evet. Bir de yurt dışındaki gibi değil ki 9'da başlayıp 5'te bitsin. 6'da bitiyor illa. Ondan bazen şeyi düşünüyorum mesela hani Eskişehir'de mi okuyup orada komple hayatımı sürdürseydim falan diye çok düşünüyorum. Memur olasım geliyor lan bazen sırf 5'te çıkıyorlar diye. Evet. Valla ben de evime yakın bir yerde olmak istiyorum. Sen şanslısın oğlum. Mecidiyeköy'de oturuyordun, oraya taşındın. Şimdi Mecidiyeköy'de oturmuyordum. Şişli'de de oturuyordum. Lütfen, aradaki farkı bilelim. Ya çok fark etmiyor nasıl satayım. Şişli, genel... Şişli'nin iki anlamı var. Bir, direkt genel bölgenin adı. Bir de onun Şişli bölgesi var içinde. Mecidiyeköy o Şişli Şişli içerisinde Şişli bölgesinin yanındaki bölge. Ben Şişli bölgesindeydim. Şimdi dur. Dot files. Kendi dot file'larıma bir bakalım. Oradaki dokümanıma bakayım. Aa dur y kuracağım. Neydi? Şimdi git clone https /our.archlinux.org/yay.git got değil git. Benim de karnım acıktı lan. Abi paneli tavuk yapacağım. Evet. Can geçen gün taco yapmış, resmini attı bana abi. Bilmiyorum, denemek istiyorum onu ya. Çok güzel gözüküyordu. E tabii ki de önce Go'yu indiriyor. Tabii canlı yayın bir yandan interneti sömürdüğü için maksimum 4 MB bölü saniyeye çıkabiliyorum. Hangi cümleyi şiş kebap yaptım? Yanlış klavye. Şimdi Y'yi derliyoruz efendim. Ha dur, öncesinde bir ayar yapmam lazım. Kapat. Neyin ayarını yapacağım önce? Bilmiyorum. Arch build sistemin direkt olarak bütün core'ları kullanabilmesini sağlayacağım. Arch build system. Benim çıkmam gerekiyor. Gidiyor musun? Evet, çok güzeldi. Çok teşekkürler köfte. Ayş, hadi görüşürük. Bu arada akşam... Gerçi dur, bununla ben biraz uğraşırım ya. Sistemi tam optimize etmeye falan uğraşırım. Yarın falan oyuna girelim ya beraber. Bu makinede en azından. Tamam. Olur. Hadi görüşürüz. Ben geri geriye giderek geleceğim oyuna. Bay bay. Hadi görüşürük. Şimdi. Ben de kaçacağım. Sen de mi kaçacaksın? Abi geldiğim için de ben kız gidiyor ya. Ha.
Can senin gelmeni bekliyorlarmış. Abi ya ben geldim diye gittiler. Kırpat ne zaman kaçıyorsun? Kırpat kaçtı galiba. Evet kaçmış. Can baş başa kaldık. Abi kapadın mı aleti? Topladın mı? Ha şu an canlı yayından görebilirsin zaten. Abi anlamıyorum. Ben demiyorum baktım da. Yani. Ben nereden ayı? Bak ben bunu nereden ayarlıyorum? Şlak diye gitti adam. Rulup. Şuradan bakalım. Slash essay etc. İyi bol, kolay gelsin sana. Ben de bir şeyler. Sen de mi kaçıyorsun? Loop. Harbi lan bunu nereden ayarlıyordum ben? Haa siz... Ayş. Hatta o zaman ben benim Discord'a geçeyim. Hop. Dur. Biri hop demişti. Mehmet? Ha? Tam hop dedin. Aynen şey... Ben geldim, herkes dağılmış. Ha evet. Ben de benim Discord'a geçecektim. Sen geldin, burada kaldım. Okey. Şey olmazsa bizim Dilara'yı falan bir arayacağım. Olmadı senin Discord'a gelirim. Onlar şey Dilara demin kaçıyorum ben de diye zaten ayrıldı. İşte yani belki oyun oynamak ister, oyuna geçeriz diye dedim. Hı-hı. O yüzden. Senin yayın hala devam ediyor zaten. Aynen. Okey. Olmadı gelirim. Görüşürüz. He, o beni aradı. Efendim? O mu seni aradı? O zaman benim Discord'a geçiyorum ben. Hatta genel sohbete geleyim. Bir fantezi yapalım. Şimdi dur. Şu galiba ne proje deniyor. Evet. 12. Sudo vim slash hangi dosyada? Ha. Dosyada. Make pay. Make flags. J dolar patates ne? Şimdi Y'yi derleyebilirim. Nipponzade gelsene ya.
Reha, özledim seni. Özledin mi beni? Geldim. Uuu Reha'cığım. Sesin biraz kısık ama. O biraz mikrofondan. Ha. Yapacak. Nasılsınız efendim? İyi efendim, sizi sormalı. İyidir, yeni bilgisayar topladım. Abaddon'u emekliye ayırıyorum nihayet. Vay be. Yılların emektarı Abaddon. Emektar benimkinden daha güçlü galiba ama hala. Efendim? Emektar benimkinden daha güçlü değil mi ama? GTX 770 var. 4. nesil i5 var. 16 GB RAM var. Yani ekran kartı tarafında avantajım var. Onun haricinde çok da şey değil. Yeni makine Ryzen 5 3600 RX 5700 XT 32 GB RAM 480 NVMe SSD falan filan. Ryzen 7 alacaktım. Para yetmedi. Ben şeye çok üzülüyorum. Benim 6. nesil işte Intel işlemci ya. Tam oraya böyle bilgisayar. Dur biraz daha sesli konuşabilir misin? Ryzen'ler çıkacak. Bilgisayar almam lazım. Ama ne? Dur şimdi. Benim nelere ihtiyacım var? Bir de dur. y-srxvt-unicode-term-gui-color. Dur. y-srxvt-unicode. Senin adın neydi? What? Yay? Are you okay? Çünkü RxVT'yi yanlış yazıyormuşum ben salak gibi. Cahil izliyorum, çok mutluyum. Disleksi. Disleksi candır. Disleksi ya. Seviyorum hastalığımı. Şimdi. Ha, true color. True color. My friend. Yettim. Ha? Geldim. Hoş geldin efendim. Hoş bulduk. Ayş. Şimdi RxVT'yi derleyeceğiz. Pardon, RxVT'yi derleyeceğiz. Bakalım ne kadar sürecek. Bu arada mirror listimi bir ara güncellesem güzel olabilir. Çünkü şey, ping biraz fazla atılıyor. Ya biraz fazla ping var sanki. Time spent. Derlemeye başladı şimdi. Kurdu. Şimdi kurmamız gereken diğer şeyler. Sudo pacman-s. Bu arada bir ara burayı güncelleyeyim çünkü orada hala Monokai kullanıyorum yazıyor ama artık Monokai kullanmıyorum. Xor
Olsun. Sonra ne lazım başka? Şöyle şu. Profi, TTF, Roboto, TTF, Roboto, Mono. Nitrojen. Son GTF sağ olsun. Light'a gerek yok, U-Power'a gerek yok. AC Pulse Yo Pulse Mixer Sleep Firefox. Ha? Birisi bir şey mi dedi? Yeah. Arkadaşlar pek bir tehdit. Ne yapalım? Yazı okumaktan cahil cahil. Neyi okumaktan? Biz Windows'cuyuz. Aklımız şu anda. Evet, Windows'cuyuz biz. Ekrana ok gibi bakıyorum. Matrix'i kastediyoruz. Ay! Ve şimdi kalan şeyleri indiriyoruz. Sonrasında StartX vereceğim. Bilgisayar başına oturabildim sonunda. Efendim? Bilgisayar başına oturabildim sonunda. Sen mi ben mi? Sen bilgisayar başındasın. Söz konuşma hakkın yok. Ben de birkaç gündür oturamıyordum bu bilgisayarın başına. O üzücü olmuş. RAM gelmemişti çünkü. Şimdi bir tane tek ekranla idare edeceğim çünkü şu ekranı hatta şu ekranı VGA kullandığı için buna bağlayamıyorum. Evet. Ama aparatı olması lazım. DisplayPort to VGA çevirici bir aparat almam gerekiyor. O da neden? Ekranım kargoda. Daha doğrusu kargoya da gönderilmedi daha. Gelmeyen kargoda. Bu kargoya gönderilmedi. Gelmeyen kargo RAM'di. O geldi. Artık. DisplayPort'tan VGA'ya dönüştürücü var da. Evet. Hani zaten şey yenisi gelecek. O arada almak ne kadar mantıklı ki. Muhtemelen şey. Onun geleceği sürede ekranın gelme olasılığı da var. Ya bir süre 3 ekranda kullanabilirim evet. Yani neden hiç olmasın? Yani evet mantıklı. Çok mantıklı. Sağdan sola 720p, 1080, 1440p, 2K. 2K, 1080p. Aa, dur senin çözünürlüğün neydi? Cancel. Sen niye çalışmıyorsun? Ha, çünkü yanlış ekran. It's render. 1680'e 1050. Bu ekranda. İyi en azından denk sayılır. He? Denk sayılır. Ha bir de şey laptop var. 1366'ya 768. Ha, benim işte eski ekran öyle. ThinkPad. Ders yayınları için kullanıyorum. Yan ekranımı sadece. Ben Flatpak kullanmıyorum.
Fatpak ya da şey, Snap kullanmıyorum. Kolaylaştıran bir şeyse da kullanmıyorum. Şöyle... Son kullanıcının işini bayağı kolaylaştıran şeyler. Ya şey, yazılım Android cihazlarda programı nasıl kuruyorsan benzer bir mantıkta kuruluyor Flatpak'lerde. Bu sayede kütüphanelerde şudur budurla vesaire uğraşmana gerek kalmıyor. Artı şey, güvenlik sebebiyle de şey, her şeyi birbirinden izole edebiliyor. Sadece senin yetki verdiğin alanlara erişebiliyor uygulama. Mesela dosyalara ulaşmasını istemiyorsun, dosyalara erişimini kapatıyorsun falan. Kasa bitti. Şu an arch kuruyoruz. Kurduk da şey, masa üstünü kuruyoruz. Ne kadar sürüyor? İnternet hızına bağlı. Şu an kurulum aşamasına da kurdu. Evet şimdi. Abzuk bir ses geliyor birinden. Evet, birisinden abzuk bir ses geliyor. Benden de geliyor da ben şimdi gideceğim. Ya da benim sesim. Bilmem. Tek benden gelmedi. Ya bu arada KDE falan kullansaydım bu aşamalara gerek yok. Direkt sadece sudo pacman-esc plasma dediğimde bitmişti. Şimdi. ATS. This is Hacknord phones. Nord phone sec, tamamdır. ATS Nord phones hack. Şu an değil. Normal çalıştığında hata dur. Gerçi dur, ikisinde de şu an bayağı bir şey açık. Firefox mesela bayağı bir RAM tüketiyor da. İlk açıldığında sistemim 300 MB falan RAM tüketiyor. Günlük normal kullanımda eğer Firefox'ta 20 milyon tane sekme açmamışsam 1 GB falan kullanıyor. Hatta Firefox'u kapattırırsam mesela şey, sadece kendim geliştirme o insandaki işime verdiğim takdirde bazen Firefox'u kapatıyorum. 500-600 MB. Maksimum. Yani diğer tarafta bütün sistem 4 GB RAM'de direkt idle'da sistem 4 GB RAM'de tüketebilirdi yani. Sonra işin bir de odayı toparlama kısmı var. Ve pizza yapma.
Vallahi ben Idle'da 4 GB RAM tüketen Windows 10 kurulumu gördüm. Ne? Şey, Idle'da 4 GB RAM tüketen Windows 10 kurulumu gördüm de zamanda. O olmamış sanki. Kurulan... Biraz sıkıntılıydı. Benden yankı yapıyor. Olur öyle. Dert değil. Çok takma. Normalde 1.5-2 arası kullanıyor da Windows idle'dayken. Şimdi RAM'lere o kadar para verdim. Ha? RAM'lere o kadar para verdim o zamanında. Şimdi sadece Chrome kullanırım. Windows açarız. Neyim? Sen de gerçi şu anda bakma, Minecraft'a çıkarttı. %110 kullanıyor. Mine Ülke. Bu arada sizce bu bilgisayarda ilk oyunum ne olsun? Minecraft. Honey Pop. No, Overwatch. Reha bak, Honey Pop. O da bir güzel seçenek. Sen gidersen Isaac oynayacaksın. Aynen, bir Isaac de dönebilir aslında. Sanki çok geçiyormuş ki. Ya da hepsini açabilirsin. Bilgisayarın hepsine gücü yeter. Ha? Hepsini aynen başlamıyorsun ki. Yani ilk oyunlarım ne olsun deniyor. Nasıl olsa makine güçlü. Evet, öyle bir durumu da var. Hem 3 ekran bağlayacağım. 3 tane açtım işte. Şu an konfliklerimi kopyalıyorum. Tamamdır. Şimdi StartX. Yay, ama default house'ım yok. Değil. Tabii. Awesome. Sen de üzmüş yani, oluktu gitarist. Efendim?
Bilgisayar sahibi olmamak diyor. Tamam. Win variable Zatlua. Vimi, Neo Vimi benim config'de ilk defa çalıştırdığım için bir de hata verecek çünkü adam diyor ya, bu ne abi, bir şey kırmak için sürekli roman yazıyorsun. Canım Windows Mac. Arch Linux öyle. Ama Arch öyle. Bence senin kurduğun her şey yazıdan ibaret. Genelde öyle, evet. Çünkü rahatıma geliyor. Ya şey, benim bir şeyi ben kullanıyorsam muhtemelen şöyle bir olay vardır. Öğrenmesi biraz zahmetlidir ama öğrendiğinde her şey inanılmaz kolaydır. Ya inanıyorum sen şey yapıyorsundur. Hani oynarken. Sesin kesildi. Ya hani pop falan oynarken de şekerle tek tek şey yazıyorsundur. İşte sağdan üçüncü üstte onu yok vererek mouse da kullanmıyor, tıklayamaz ama. Yeni başlayan birine hangi dağıtımı önerirsin? Pop OS ya da Manjaro olabilir. Pop OS daha şey, genel geçer bir dağıtım. Manjaro ise biraz daha kurcalamayı seviyorsan tavsiye edeceğim. İkisi de güzel dağıtımlar. Yey Yankı. Yankı mı geldi? Yok. Köfte, acaba sen bizi kandırıyor musun yoksa? Valla demin Yankı geldi. Ya, da, bu dağıtımları kullanınca temiz kurulmuş bir şey. Bu dağıtımlardan herhangi birini kurunca temiz kurulmuş bir Windows kurmuşsun gibi düşün. Sadece driver kurmana gerek kalmıyor %90 durumda. Bir de Nvidia kullanıyorsan kurman gerekiyor da. Onun dışında geri kalan senin önünde. Hangi yazılımı kullanmak istiyorsan onu kuruyorsun üstüne. Aa, Henna Montana Linux ayrı bir şey. Aa doğru, şu an kullandığım Go paketi daha doğrusu Vim'de kullandığım Go eklentisi gerekli bu Go paketlerini indiriyor. Hiçbir arayüz dağıtıma sabit değildir. Yani şey diyeyim, herhangi bir dağıtıma herhangi bir masaüstü yöneticisini kurabilirsin. Ya herhangi bir şeyini silebilirsin. Sadece şey, o sana geldiği default ortam. Hatta şey diyeyim, herhangi bir Linux dağıtımında Linux çekirdeğini silebilirsin. Yani teorik olarak buna izin veriyor sistem. Onun yerine koyacak bir çekirdek bulduğun sürece. Bu şey değil mi ya? İşte oyunun FPS'ini arttırıp sistem 32'yi sil. Sil de gör. Yani işte sıkıntı. Biz de onu silip yerine başka bir şey koyabiliyoruz. İşte ya koyamazsan silersen sadece. Şey live şey, bir USB ile sistemi başlatıp kurulum yaparsın onun üstüne. Çünkü kurulum kaynağını belirtebiliyoruz. Ha bu arada şey, evet. Şöyle Arch benim gibi adamlar için yapılmış bir dağıtım olduğu için arayüzle uğraşmamış adamlar. Kurulum esnasında. Herhangi bir kurulum arayüzüyle uğraşmalarına gerek yok. Fakat hani mesela Ubuntu'dur, Manjaro'dur, PopOS'tir, Fedora'dır, Mint'tir vesaire, bunları kurmaya kalkışınızda bayağı karşınızda next, next, next şeklinde bir arayüz var. İşletim sisteminin kurulumu bununla yapılıyor. İşte mis gibi şey. He? Yokmadan next, next, next. İleri ileri sonra, ileri mi diyeyim? Sonra bilgisayarın ya bu sabuk şeyler yüklendi.
Abi bizde o şey Linux dağıtımlarında öyle, o olay yok. Her şeyi okudum, anladım. Ha bizde şey çok absürt bir dağıtım kullanmıyor. Ha evet, ben Better Lock Screen kullanıyorum. Absürt bir dağıtım kullanmıyorsan ya, hatta şunun açısını biraz değiştireyim. Absürt bir dağıtım kullanmıyorsan eğer orada yanında bir sıkıntı yok, çünkü bütün lisans aynı. GPL. GPL'i bir kere okuman yeterli. Okumana da gerek yok. Hatta. Ama oku. Tavsiyem. Evet. Vim eklentilerim kuruldu. Şimdi şimdi UrxVTG açılmasın. UrxVT açılsın. Grup. Şimdi Start X. Dur. Kapı zil çalıyor. Sen emektarını alır. He. Canlı yayın da bil. Ben orada emektar taşıyacağım. Evet. Kapın, çekiliniz efendim. Ayş. Ha tabi. Fare takıl değil sisteme. Yedek fareyi nereye koymuştum? Fare. Nasıl bir yankıydı o? Allah gibi yankı. Benden mi geldi o yankı? Olabilir. Fare deyince mi? Evet. Doğru. Fare. Güzel. Umutcuğum, şu an sana bakamam. Yankı güzel. F6 select out card. Bir saniye. Bekliyoruz dostum. Yıldım. Tamam. Alsa ayarlarımızı da yaptık. Ups, caps lock'u açmışım. Şimdi bir de dur. Power kontrolü kurmadım. Slow pigment S power
control. Saat 35 dakikada kuruculuk ne? Sayılır yani. Şimdi kasa kuruldu, işletim sistemi yükleniyor. İşletim sisteminin kurulumu da bitti. O da mı bitti? Ha. Ha, sen bilgisayarı böyle kullanıyorsun. Ne? Sen bilgisayarı böyle kullanıyorsun. Ha. Yani işte, yazıdan ibaret, anlamıyoruz bir yerde sonra. Şurada da Firefox'umuz var. O yazılardan biri Firefox. Arkadaşlar. Ha doğru. Şöyle bir yeniden başlatalım. Video açıyorsun sadece videonun kodları akıyor. Görüp yok. Bir şey boot ayarlarını tam yapman Firefox lazım. Firefox yazmıyor. 0011100 yazıyor. Sen gözünün ağrı kuruyorsun. Ekran kartını niye kullanıyorum? Oyun. Tamam, kartın işleyince bir görüntü yok ki. Oyun. Game'ı da ya, game'ı. Yazı olarak aklına inanıyorum olmak için. Bak bu Discord'da Overwatch, hay Discord diyorum. Twitch yayınında, kanalında Overwatch var. Neydi o oyunun adı bak, unuttum gene. Hangisi? En çok oynadığın oyun ne oldu ya? Isaac. Hep unutuyorum onun ismi. Aslında en çok oynadığım oyun teknik olarak Minecraft. Ha Minecraft, doğru Minecraft. Isaac'in de bayağı saati vardı diye hatırlıyorum da. Doğru, Minecraft daha fazla. Ondan sonrasına kamyon simülatörü. Euro Truck Simulator candır. Onun için bir yer ayarlayıp koyacağım direksiyonu. Bu yosun biraz geç açılıyor sanki. Orta saati galiba. Belki şey, sistem daha kendini öğrenmediği için olabilir. Bir BIOS ayarlarını kurcalayacağım. Ya evet, RGB'm yok. Sistem ne kurmuş? Mis gibi. No RGB, no cry. Katılıyorum. Ne gerek var? Ankara pavyonu gibi. RTX yok bu. Çok daha RTX karşı. Advanced. Windows OS configurations. dur. No. Efendim? Dur, neredeydi o ya? Şu an şey, virtualization tarafını ayarlamaya çalışıyorum. System status. Security. Dersim vardı, kaçıyorum ben. Efendim? Hadi görüşürüz. Dersim vardı, unuttum. Kaçıyor musun? Hadi görüşürüz. Hadi görüşürük. Dersim vardı diye.
Hardware monitöre bir bakalım. System. CPU sıcaklığı 41 derece. PCI 1. 39 derece. M.2 37 derece. Güzel, güzel, güzel. Şimdi iPhone. Okey. Başlatalım bakalım. Bu arada ben ışığı açsam güzel olabilir çünkü iyice karanlıklaşmaya bak. Dark side'a geçtim. Ve odamda aslında iki ışık kaynağı var. Gayet net oldu ya. Aynen. Aa şey. Abi şey. One Punch Man'in şey mangadaki son bölümde çok komikti. Aynı espriyi yaptılar. Odadaki iki ışık kaynağı. Dererettö. Sistem açık. Her şey çalışıyor. Ve test videom. YouTube.com. Ha, beyaz ekran gördük lan. Web sitesine öyle giriyor bakın arkadaşlar. Ne yazmışlar? RTX arası köfte çok güzel oldu. Ha tabii dur. Sesi şuraya atamam lazım çünkü bunu hoparlör bağlı değil. Big space. Pretty cool, huh? Some of it's water. Fuck it. Actually most of it's water. I can't even get from here to there without buying a boat. It's sad. I'm sad. Bu arada düşük FPS'le görüyorsunuz çünkü webcam'im 10 FPS'le çalışıyor. Nothing is no available. Ha? Ha yok ya, öyle kendi kendine söylendi. Evet, sistemim çalışıyor. Bırak da çalışsın biz anne. Ha tabii dur. Ah! Yayını bitirebiliriz o zaman. Neyi bitirebiliriz? Ha, yayını. Yayını. Bayağı şey oldu ya, dolu oldu vallahi. Şimdi o piti piti karamela sepe. Ha Nippon zaten gitmiş. O zaman Mehmet. Efendim. Kapanış konuşması. Kapanış konuşması. Arkadaşlar yayına katıldığınız ve devam bizimle birlikte kasa toplamamızda eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki Dokdolu yayınımızda görüşmek üzere. İyi akşamlar.